havuz partisi verme fikri harika gerçekten. Oh, Matthew burada işte. Güzel hava ve güzel insanlar. Ne nefis bir içecek. Ona bir merhaba diyeyim. Bu seferki çok güzel bir şey olacak. Bu benim özel iksirim. Bu her şeyi değiştirecek. Umarım hoşuna gider. Tamam, bunu kesinlikle yapabilirim. Boğazım kurudu. Şu içecekten bir yudum alayım. Tadı daha da güzelleşmiş. Bir saniye. Kendimi farklı hissediyorum. Ne? Ne oluyor? Benim kuyruğum mu vardı? Ne? Ne? Gördün mü? Neler oluyor? Bu çok tuhaf. Bunu gördün mü? Mindy'nin başı dertte. Merak etme. Bayağı idmanlıyım ben annemin küvetinde. Bolca alıştırma yaptım. Nerede bu kız? Bir dakika. Oradaymış. Tuttum seni. Artık güvendesin. Balon dönüşmüş. Bu her gün görülen bir şey değil. Bu çok ürkütücü yalnız. Ben gidiyorum. Matthew, bekle. Şimdi ben ne yapacağım? Bu çok utanç verici. Şu kuyruğumu kurutsam iyi olacak. Deniz kızı olmanın büyüleyici olacağını düşünmüştüm. Üstelik konuşan bir istakozum bile yok. Şuna bak. Ayaklarım geri geldi. İçim çok rahatladı şimdi. Ama Matthew konusunda ne yapacağım? Bu da ne? Matthew'ymuş. Bana bir şey göndermiş. Bir saniye. Bu okul partisi davetiyesi. Bunu tamamen unutmuşum. İşte bu iyi bir fırsat. Hazırlanmam gerek. Ama ne giyeceğim ki? Bir bakalım. Bunlar partiye pek uygun görünmüyor. Başka kıyafetlerim de olmalı. Hayır, bu olmaz. Bunu da geçiyorum. Benim hiç güzel kıyafetim var mı ki zaten? Hadi ama. İyice umutsuzluğa kapılmaya başladım. Bu iş giderek sinir bozucu oluyor. Bir dakika. Bu da ne? Eski kilotlu çorabım. İşte bunu kullanabilirim. Kilotlu çorabımı şimdi şirin bir kıyafete dönüştüreceğim. Öncelikle bacağına küçük bir kesik atıyorum. Ama dikkatli olmam lazım. Tek bir yanlış harekette mahvolabilir. Şimdiye kadar iyi gitti. Şimdi bu parçayı kesiyoruz. Süper. Vay canına, harika oldu. Ama bunu daha da güzelleştirebiliriz. Kumaşı böyle kendi etrafında dolayıp örgü gibi örüyoruz. Bu şekilde kol ağzına kadar devam ediyoruz. Sonra son kumaş parçasını tutup parmağımızın üstünden geçiriyoruz. Vay canına, çok şık oldu. Yeni bluzum kotla çok güzel gider. Bayıldım. Olamaz, makyaj yapmam lazım. Aksi halde parti felaketle sonuçlanabilirdi. Hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Aldıkla başlıyoruz. Bununla elmacık kemiklerimizi öne çıkarıyoruz. Çok güzel olacak bence. Bu kadar yeter. Sırada ruj var. Bu renk tonu çok hoşuma gidiyor. Ten rengime çok uygun. Peki Matthew da beğenir. Yani umarım öyle olur. Çok güzel oldu. Görünüşümün etkileyici olmasını istiyorum. Bu yüzden parlak pembe bir göz farı kullanacağım. Bu renk bluzuma da çok güzel uyacak. Boyayı hızlıca göz kapaklarıma sürüyorum. Nasıl görünüyor? Vay canına, tam istediğim gibi oldu. Hepsi bu mu yani? Eyvah. Saçıma da bir şeyler yapmam lazım. Buldum. Bu pelür kağıdı kullanabilirim. Kağıdı parçaları ayırıyorum. Ve bu parçaları ılık suyun içine koyuyorum. Şimdi karıştırıyorum. Boya suya rengini veriyor bak. Şuna bak. Ne kadar canlı renkler. Sanırım artık hazırız. Şimdi saçlarımızı toplayıp kasenin içine daldırıyoruz. Ve saçımızı boyuyoruz. Kimin pahalı kuaförlere ihtiyacı var ki? Şimdi bir bakalım. Vay canına, düşündüğümden daha da güzel oldu. Sanırım artık çıkabilirim. Geç kalmak istemiyorum. Davetiyeyi de unutmamam lazım. Bekle parti, ben geliyorum. Şuraya bir bak. Çok heyecan verici. Şu figürlere ne diyorsun? Herkes bunu yapabilir. Matthew gelmiş bile. Matthew, selam. Seninle konuşmam lazım. O da neydi öyle ya? Özür dilerim ben de. Hayır, şimdi olmaz. Lütfen olmasın. Yine mi? Bu neden olmak zorundaydı ki şimdi? Vay canına, bu da ne? Şunu görüyor musunuz? Yok, artık buna inanamıyorum. Bana bakmayın. Bu çok harika bir şey. Süper, sen bir deniz kızısın demek. Mindy, sen iyi misin? Dur, seni kaldırayım. Matthew. Şuna bak, çok romantik. Sanırım öyle. Dans etmek ister misin? Aklımı okudun resmen.
Sanırım hepsi çıktı. Zaten yapacak işlerim var. Görüşmek üzere. Sifon neden çalışmıyor? Aa, tuhaf. Of. Hadi ama neden su akmıyor sifondan? Ha? Aa, nereye geldim ben? Şu an suyun altında mıyım? Bunlar yoksa pool mu? Üstelik yüzgeçlerim de var. Aa, çok güzeller. Ay, buna inanamıyorum. Suyun altı çok huzurlu gerçekten. Şu muhteşem şeylere bak. Ah, bu da ne? O çok harika. Neye bakıyorsun sen? Hey. Hey, o şey hareket mi ediyor? Ha? Aa, merhaba. Aa, merhaba. İmdat. Hey, sakin ol. Öyle mi diyorsun? Tabii ki, ben sadece senin arkadaşınım. Aa, tamam, peki o zaman. Sana da merhaba. Sanırım ben bir deniz kızıyım, öyle değil mi? Yani neredeyse öylesin. Al bakalım. Aa, sivilcelerim kontrolden çıkmış. Sorun yok, ben onları hallederim. Biraz sihre hazır mısın? Aa, sihre bayılırım. Tamam, ben varım. Ha, pekala, bir düşüneyim. T bölgesinin üstünde biraz çalışmamız lazım. Ve şu gözlük. Gülümse bakayım. Ha, buldum. Şimdi kıpırdamadan dur. Aa, aptal kıskaçlar. Kıskaçlarımla bunu yapmam imkansız. Şimdi ben ne yapacağım? Merak etme, ben hallederim. Tırnaklarım bu işe çok uygun. İşte oldu bak. Vay canına. Hadi başlayalım. Daha işim bitmedi yalnız. Bir tane daha uçtu. Ha, işte böyle oynan, devam et. Cildim şimdi daha iyi görünüyor mu? Çok daha iyi oldu. Vay canına. Bu senin için. Aa, çok güzel bir şey. Bunu böyle mi? Ah, onu boynuna takıyorsun. Ha, böyle mi? Aa, çok muhteşem. İyi fikir bu. Ha, bir şey değil. Bu ufaklıktan bıktım artık. Hey, Daki'ye merhaba de. Peki. Vay canına. Aa, ne oldu? Saçın. Bir değişiklik yapma zamanı gelmiş. Örgülerimin nesi var ki? Deniz kızlarındaki gibi görünmüyor. Ama bunu halledebiliriz. İşte geliyor. Aa, güzel oldu mu? Yok, pek olmadı. Tekrar deneyelim. Yok, bence bu da iyi olmadı. Değiştirir misin? Hem de hemen. Uf, pardon. Neyse, unutalım şunu. Ben hallederim şimdi. Sakin ol yalnız. Hepsi bağlı, biliyorsun. Tara. Ve? Evet, sanırım bu iyi oldu. Aa, renklere bayıldım. Üstelik pırıl pırıl parlıyorlar. Teşekkürler, buna bayıldım. Bir şey değil ama bir şeye daha ihtiyacımız var. Biraz kısalsak mı? Yok, olmaz. Oo, bu harika. İşte bu tam aradığım şey. Yalnız biraz beceri gerektiriyor. Şimdiden daha iyi görünmeye başladı. Çorap olduğu hiç anlaşılmıyor. Pekala, güzel iş çıkardım doğrusu. Gerçekten mi? Pek deniz kızlarına uygun değil sanki ama. Ya biraz bekle, buna kesin değecek. Peki o zaman. Ben bir deniz kızıyım. Bunu arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak kabul et. Dalgalarda yüzüyorum. Ben bir deniz kızıyım. Bu dans figürleri çok acayip gerçekten. Ama artık saçlarını açma zamanı geldi. Aa, tamam. Hadi artık şu çorapları saçından çıkar. Biraz heyecanlandım şimdi. Aa, vay canına, bir sürü buklem olmuş. Evet, kesinlikle beklemeye değdi. Artık neredeyse bir deniz kızı oldun. Peki, kaçırdığımız bir şey var mı acaba? Saçları hallettik. Yalnız o gözlük. Aa, buldum. İzin verir misin?
Hey, gözlüğe ihtiyacım var benim. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Sıkı dur, şimdi hallediyorum. Artık her şeyi daha net göreceksin. Müthiş olmuş gerçekten. Gözlüklerimi hiç özlemiyorum artık. Çok teşekkür ederim. Müthiş. Bir şey daha kaldı yalnız. Bu sadece senin için. Gerçekten mi? Bu çok güzel. Çok teşekkür ederim. İçinde ne var bunun? Bunlar mücevherli kulak takıları mı? Umarım kulağıma uyarlar. Ay, mükemmel oldu. İşte artık gerçek bir deniz kızı oldun. Gerçekten mi? Çok teşekkürler. Okyanusların en güzel kızı. Sana mutlu yüzmeler. Görüşürüz. Bu deniz kızını çok özleyeceğim. Of, sıkıntıdan patladım. O sayı 4 mü? Pes ediyorum. Naomi nasılsa hep meşgul görünüyor. O su bana çağrı yapıyor. Başladık işte. Pişt, ne var? Sanırım suyun içinde bir böcek var. Böcek mi? Gerçekten mi? İşte tam istediğim pozisyona geldi. Öyle bakmaya devam et. Şimdi görüyor musun? Neden okyanus kokusu alıyorum? Ve şu muhteşem yüzgeçlere bak. Vay canına. Dünyadan Naomi'yim. Nasıl? Su hoşuna gitti mi? Her neyse, çok aptalca bir şakaydı. Bu da ne? Deniz kabukları mı? Bu kutudan mı fırlamışlar? Çok güzelmiş. Selamı, o elindeki nedir? Hiç. Şunu ister misin? Hayır, yeşilden var mı elinde? Bilmiyorum. Hiç sanmıyorum, üzgünüm. Ne kadar üzücü. Hadi al bunu. Hayır, teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Tuhaf kız, hem de çok tuhaf. Kıl vardı üstünde. Bunlar nedir ki böyle? Ve acaba kimindi bunlar? Bu da ne? İğrenç. Neyse, bunların hepsi çerçöp. Ama bir dakika. Bu şey de ne? Sanırım bunları kullanabilirim. Belki de yeni yüzgeçler olur bunlardan. Hadi o zaman başlayalım. Bunu üstüne dikiyoruz ama bundan çok daha fazlası lazım bana. İşte ikinci pul da geliyor. Bak ne güzel oluyor. Çok harika parlıyorlar. Şunu artık üstüme giyebilirim. Yüzgece benziyorlar, öyle değil mi? Gerçek bir deniz kızı gibi. Ama kıyafetim tam olarak hazır değil. Hadi bunlara da biraz can katalım. Burada simli tutkal imdadımıza yetişiyor. Bu okyanus mavisi de çok harikaymış. Neredeyse bitti. Sence yüzgece benzediler mi? Bence çok güzel oldular. Aferin sana tutkal tabancası. Burada başka bir delik mi var? Çok utanç verici. Deniz kızları yırtık elbiseler giymez. Şu tüle bak. Birden ilham geldi. O zaman hemen başlıyorum. Tada! İşte tam bir deniz kızına benzedim. Artık kendim deniz kızı prensesi gibi hissediyorum. Hepsi çok güzel durdu üstümde ama saçlarım da biraz dalgalı olsa daha iyi olurdu. İşte buradaymış. Upuzun bukleler tam deniz kızına göre bir şey. Saçım iyice kıtıklaşmış. Selam Naomi. Ben şey... öyle mi? İçeri geldim işte. Burası gerçekten çok güzelmiş. Uygun zaman değildi sanırım, çok üzgünüm. O saçının durumu ne öyle? İlginç bir tarz. Ama saçının içine bir şey sıkışmış. Saçım darmadağınlık değil mi? Aptal tarağım yüzünden. Anladım. Dur, sana yardım edeyim. Olmaz. Çok iğrenç bu. Elini benden uzak tut. Çok yapış yapış. Dahası da var. Tamamdır. Vay canına, çok güzel oldun. Gerçekten mi? Dümdüz olmuş. Buna inanamıyorum. Lafı bile olmaz. Sırada makyaj var. İşte en sevdiğim kısım.
Şu renklere bak. Hadi hepsini kullanalım. Hazır mısın? Eyvah! Hapşır! Ne? Olamaz! Ah! Beni uyarsan iyi olurdu. Ah, vay canına! Çok büyülü görünüyor. İnciler bu parıltı. Ah, çok güzel olmuş. Oh, teşekkür ederim. Ha? Aa, bir şey diyelim. Neyse, sonra görüşürüz. Güle güle. Kendime daha yakından bakmak istiyorum. Vay canına, bayıldım. Bir dakika. Bana da havalı bir saç dokusu lazım. Ama haksızlık, saçlarım olmadan çok çıplak kaldı. Bu da ne? Bu renge bayıldım. Her şey birden yoluna girmeye başladı. Bu makas çok keskinmiş. İnciler, bunlara bayılıyorum. İşte saçlarım daha da muhteşem oldu. Buna inanabiliyor musun? Müthiş görünüyorum. Her şey çok uyumlu oldu gerçekten. Tepeden tırnağa her yanımda yüzgeçler var. Şimdi biraz kuma ve dalgalara ihtiyaç var tabii. İyi iş çıkardım. İşte karşınızda yepyeni Naomi. Bu esinti çok harika. Deniz kenarında olmak gibisi yok. Her tarafım kumlarla kaplı. Sanırım bir şey gördüm. Senin kumun altında ne işin var? Üstelik bacakları da yok. O zavallı şey. Bacaklarını bulmamız gerek. Böyle olmaz. Bu kabuklar işimizi görecek. Şu an plajdayız değil mi? Kabukları tutkalla yerlerine tutturalım. Bunun için bir sürü tutkal kullanıyoruz. Ne düşünüyorsun Barbie? Biraz da sime ne dersin? Sim olaya kesinlikle sihir katıyor. Kabuklar görünmez oldular bile. Aslında seni biraz kıskandım. Şu pırıl pırıl güzelliğe bak. Sen benimle eve geliyorsun. Seni bulduğum için çok şanslıyım. İşte iki deniz kızı bir araya geldik. Acaba suya dayanıklı mısın şu an? Hayır. Bu hiç iyi olmadı. Bu kir bütün görünüşünü mahvediyor. Bunu bir türlü çıkaramıyorum. Uf. Olamaz. Kendimi biraz fazla kaptırmışım. Bunu neden yaptım ki? Ha? Bu da ne böyle? Bu yastık hiç rahat değil. Ama bu durum lehimize olabilir. İşte yepyeni oldun. Vay canına, çok iyiyim gerçekten. Bu kıyafet neredeyse daha güzel oldu. Işığı çok güzel yakalıyor değil mi? Muhteşem, seni çok seviyorum Barbie. Ama kirler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu pislikler de nedir? Merak etme, seni hemen temizleyeceğim. Saçların kısa sürede pırıl pırıl parlayacak. Ne çok toz toprak varmış. Şuna bak. Paçalamak yetmeyecek. Banyo zamanı. Şimdi arkana yaslan ve gevşe. Seni güzelce bir temizleyeceğim. Baloncukları seviyorsun değil mi? Sana yardım etmek kendimi iyi hissettiriyor. Tanrım. Su çok bulanmış. Ne çok kir var. Bir türlü temizleyemeyecek miyim seni? O saçlara yapacak bir şey yok. Hiç acımayacak, bak gördün mü? Umarım pembeyi seviyorsundur. Çünkü ondan bende çok var. İşte bu saçta hiç kir yok. Şu an çok daha iyi görünüyorsun. Üstelik görünürde tek bir kir izi bile yok. Bir şey değil tatlım. Ne dedin? Hadi tekrar söyle. Seni çok iyi anladım. Demek cildin hala kirpas içinde, öyle mi? Sanırım henüz işimiz bitmemiş. Sıkı dur şimdi. Bununla yüzünü güzelce bir ovalayalım. Biraz da nemlendirici, hiç fena olmaz. Şöyle az bir şey de yüzüne sürüyorum. İşte oldu. Daha iyisin şu an değil mi? Senin için minnacık bir yüz maskem var. Pekala. 3, 2, 1. İşte. Vay canına, cildin harika parladı gerçekten. Ama bir dakika, üstüne bir iki eğlenceli detay da ekleyelim. Ya da 9 tane ya da 10 tane olabilir. Çok şirin oldu değil mi? Bayıldım.
En sonunda kendin gibi görünmeyi başardın. Tek ihtiyacın olan şey iyice bir temizlenmekti. Bu ilaveler de önemliydi tabii ki. Buna deniz kızlarının büyüsü diyebiliriz. Sana yardım edebildiğime çok sevindim. Seni çok seviyorum Barbie. Takılarını kendin yapabilecekken neden satın alasın? Pembeye doyamıyorum. Şekillere gelince en iyi taşlar kalp şeklinde oluyor. İşte bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. Şimdi sıra epoksi reçineye geldi. Merak etme, simler de geliyor. Muhteşem boncuklarımızı da unutmayalım. Ne kadar da güzel oldu. Muhteşem, türünün tek örneği. Tıpkı benim gibi. Gerçek bir deniz kızı mı? İnanamıyorum. Selam. Merhaba insan. Yaklaşsana. Ben mi? Ama benim yüzgeçlerim var, gördün mü? Doğru ya. Bunu görüyor musun? Yakalamaya çalış, tamam mı? Vay canına, bu fevkalade olmuş. Teşekkürler. Rica ederim. Bu müthiş. Gözlerim. Nereye gitti? Ne oldu böyle? Suyun içinde mi? Selam balıkçık. Hayır. Claire? Sensin. Çok sevindim. Burası da benim okulum. Herkese merhaba. Tamam, teker teker gelin. Olamaz. İmzalayabilir misin? Lütfen. Vay canına. Buradayım. Görüyor musun? Bir dakika. Düşünemiyorum. Dur. Çekilin yolumdan. Bir saniye. Aklıma bir fikir geldi. Sadece izle. Bu deseni görüyor musun? Bu şekle sokmak için bükülebilen bir tel kullan. İşte harika görünüyor. Bunlardan iki tane yapınca... iki kaba istediğin epoksi reçineyi koy ve istediğin renkleri de ekle. Güzel. Burayı doldurmak için bir çubuk kullan. İşte böyle. Sonra incir rengiyle burayı doldur. Hafif dokunuşlarla onları düzelt. Ardından böyle bir daire çiz. Sanki küçük bir güneşe benziyor. Çok güzel. Bu tarafa da küçük bir hilal çiz. Bir parlatıcıyla her şeyi yerli yerinde tutabiliriz. Mükemmel. İyice kurudu. Şunu bir bak. Affedersiniz, geçebilir miyim? Teşekkürler. Ne demek? Vay canına. Çok sevimli, değil mi? Buna bayıldım. Bunlar birbirini tamamlıyor. Sakin ol arkadaşım. Evet, biz birbirimizi tamamlıyoruz. Yengemin yenge. Yaşasana, çok heyecanlıyım. Neredeyse çalacak. Özgürüz. Bekle. Evet. Atıştırmalıklarım var. Al bakalım. Teşekkür ederim. Yanında biraz eğlence iyi gider. Şu ilana bak. Şimdi satın alın. Pika pika. Pekala, ben dalıyorum. Bayağı iyi değil mi? Evet, çok lezzetli. Keşke daha büyük ellerim olsaydı. Çok güzel. Bir kaşığın var, biliyorsun değil mi? Kaşık mı? Bu kesinlikle çok tuhaf. Şimdi onu dondurmaya daldır bakalım. Gerçekten mi? Peki ağzıma nasıl sokacağım? Çok zor. Neredeyse başardım. Eğlenceliymiş sanırım. Çok güzel. Bu da ne? O bir Pokemon anahtarlama. Harika. Bu şeyden almak istiyorum. Öyle mi? Çok sevimli değil mi? Canım. Anahtarlığınızı bugün alın. Hemen arayın ya da mesaj atın. Fazla param yok. Evet, bende de yok. Bir dakika, bir fikrim var. İhtiyacım olan tek şey bu kaşık. Şu kil parçalarını görüyor musun? Hepsini birlikte yuvarlıyorum. Sonra onu bir kaşığa koyuyorum.
düzleştirmek için başka bir kaşık daha kullanıyorum. İşte mükemmel oldu. Şimdi eğlenceli kısma gelelim. Bol simli epoksi döküyorum. Ultraviyole ışık onu kurutacak. İşte bitti. O zaman hemen çıkar. Ha, çok güzel. Artık kendi anahtarlığım var bak. Sırt çantama taksana lütfen. Aha. Al bakalım. Üstelik hiçbir maliyeti de yok. Evet, şuna baksana. Sen gelmiş geçmiş en iyi deniz kız arkadaşısın. Ay, olamaz, eridi. Dondurma çorbasına döndü. Annem tam bir saniyeliğe gitti. Çabuk oğlum, neydi resim? Bilmiyorum. Çok rahat. Hey! Bu şey tam yetişkinlere göre. Annemin harika takıları var. En parlak olan hangisi? Vay canına, çok güzel. Tamamdır. Bir dakika. Her şey nereye gitti? Hey, hayır. Bunları mı arıyorsun? Tam bir mücevher arsızısın. Bana da biraz ver. Madem öyle diyorsun. Annenin saç aksesuarlarını alabilirsin. Bunu da alabilirsin. Tamam. Şimdi mutlu musun bari? Peki ya yüzük? Onu da istiyorum. Ay yok artık. O benim en sevdiğimdi. Hayır ağlama. Elimde değil. Dur bakalım bir düşüneyim. Annemin burada da güzel şeyleri var. Bu takı kutusunun ötesinde bir şeyler düşünmenin zamanı geldi. Önce bu şeffaf bantı ojenin kapağına yapıştırıyorum. İyice yapışınca onu renksiz ojeyle boyuyorum. Sonra üstüne güzel bir kağıt koyuyorum. İyice sarıp üstüne oje sürüyorum. Yalnız renksiz oje sürmelisin. Sonra onu hemen kapaktan çıkarıyorum. Kurduktan sonra kenarlarını zımparalayacaksın. Hatları böyle daha düzgün oldu. İşte. Kesinlikle benzersiz bir yüzük hazırladım. Üstelik bu sadece sana özel. Muhteşem. Başka var mı? Çok havalı değil mi? Farklı desenleri de kullandım. Sana bir tane daha yapayım. Bu kesinlikle çok havalı. Sen harika bir arkadaşsın Claire. Tamam. Hadi yapalım şu işi. Balık tutma da çok iyiyimdir. Hey, sanırım bir şey yakaladım. Sana söylemiştim. Ben bu işte bayağı iyiyim. Evet, şimdi sıra bende. Tamam, kendimi şanslı hissediyorum. İşiler hissediyorum. Gördün mü? Bu bir... bu şey de ne böyle? Onu çöpe atmaları boşuna değil. Hey! Hayır! Kötü müydü? Orada neler oluyor? Bir bakalım. Hey, bu uğraştıma değecek gibi görünüyor. Vay canına. Kıskandınız mı? Bu benim artık. Güle güle. Üzülme tamam mı? Sana başka bir şey bulalım. Mesela bu. Eski bir şişe mi? Hayır. üzgünüm. Hey sen. buldum. Ne buldun? Kendi ellerimle özel bir şey yapacağım sana. Tamam mı? Harika. Önce şişeyi bir maket bıçağıyla kes. Burayı bir de burayı. Sonra geri kalanını kesmek için makas kullan. İşte diğerini de kestim. Şimdi düz bir şekilde koy. İki düz çizgi çizmek için cetvel kullan. Bunu yaptıktan sonra böyle kes. Bu şekilde katla ve köşelerini yuvarla. Ardından bir delgeçle del. Şimdi bantı bu şekilde boydan boya yapıştır. Bak. Bantı göremiyorsun bile. Mükemmel değil mi? Kurdeleyi dikkatli bir şekilde şeride sar.
Onu tamamen kaplayana kadar da devam et. Bu iş sabır istiyor ama bitince güzel görünecek. Uçundaki deliği kapatma. Deliğe bir lastik geçir ve bağla. Onu ters çevir ve çeşitli taşlar yapıştır. Ben deniz kabuğu kullanıyorum. Güzel değil mi? Hepsi bitti. İşte bu senin. Aa, bir deneyim. Vay canına, teşekkür ederim. Bana usta diyebilirsin. Hey, hala benim tacımı takıyor. Ayrıca korkunç dans ediyor. Hey! Ha, bunu asla geri alamayacaksınız. Kaçsan iyi edersin. Bekle. Bugün hayatımın en kötü günü. Ben nasıl AX alabilirim? Pes ediyorum. Suyun altı çok daha eğlenceli. Sence de öyle değil mi? Deniz kızı olmak bir harika. 5 kere 20. Buldum. Matematikte çok iyiyim. Selam. Umarım burası doğru sınıftır. Sanırım şuraya oturabilirim. Merhaba. Kalemlerin nerede benim? Şu pullara bak. Vay canına. Cazibemi kullanma zamanı. Merhaba bebeğim. Benimle mi konuşuyorsun? Selam. O da ne ya? Yaklaşma sakın bana. Nasıl? Hey, şu şeye dikkat et. Çok kabasın. O kadar kötü görünüyor olamam değil mi? Aptal sivilceler ve bu dişler. Benden korkması hiç şaşırtıcı değil. Sadece biraz yardıma ihtiyacım var. Alo, evet hemen. Teşekkür ederim. Ve şimdi bekliyoruz. Merhaba, bir teslimatım var. Selam, umarım benim içindir. Al bakalım, umarım günüm bol yüzmeli geçer. Görüşürüz. Güle güle. Hepsi bunun içinde mi? Vay canına, gerçek bir diş beyazlatıcı. Ama önce macunu sürüyoruz. Yalnız macunu bolca kullanıyoruz. Şimdi geriye sadece ısırmak kaldı. Pekala. Vay canına. Naneliymiş. Oldular mı acaba? Müthiş. Pırıl pırıl olmuşlar. Şimdi programımızın cilt kısmına geçiyoruz. Bu alet sivilceleri yok etse iyi olacak. O zaman parti başlasın. Çok gıdıklıyor. Hadi çalış bakalım. Cildime çok iyi gelmeye başladı. İşte oldu. Bunu da unutmuyoruz tabii. Çok güzel oldu gerçekten. Bu artıkların hepsi yüzünden mi döküldü? Alet muhteşem bir iş çıkarmış. Ama bununla daha işim bitmedi. Şu toplanan şeylere bak. Ama daha önemlisi şu an nasıl göründüğüm. Yok, bu gözlükle olmuyor. Bu kızın sorunu ne? Bir dakika, bu aynı kız mı? Merhaba. Vay canına. Peki sen bu kaslara ne diyorsun? Bu gerçek altın biliyorsun değil mi? Ne harika bir gün. Ne? David kiminle konuşuyor? Kız çok güzelmiş ama. Asla popüler deniz kızları kadar güzel olamayacağım. Makyajım bile düzgün değil sanırım. Renkli bir şeye ihtiyacım var. Belki de biraz sıra dışı düşünmem lazım. Bu file çorap çok işime yarayacak. Bu makyaj beni çok değiştirecek. Acaba kafam buna sığar mı? İşte oldu. Şimdi bolca renk zamanı. Bu file çorabı şablon olarak kullanıp fırçayı böyle hafifçe dokunduruyoruz. Elmacık kemiklerini de hallediyoruz. Ardından başka bir renge geçiyoruz. Artık nasıl olduğuna bakabiliriz. Muhteşem olmuş. Deniz kızları kadar güzel oldum işte. Ama daha işimiz bitmedi. Şimdi de bu simli jelden kullanıyoruz. Bu jel renkleri müthiş öne çıkarıyor. Jeli fırçayla hafifçe dokunduruyoruz. İşte böyle. Sonra alnımıza denizin mücevherleri olan bu incileri ekliyoruz. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Ama çok dikkat çekmek için bu ufaklığa ihtiyacımız olacak. Gözleri kapatıyoruz.
İşte balık makyajımız da tamamdır. Çok güzel oldu değil mi? Ama buraya da biraz sim kullansam iyi olur. Ne de olsa ben bir deniz kızıyım. Şimdi beni fark etmeyin de görelim. Ve öpülesi dudaklar içinde bu inci pembesi parlatıcıyı sürüyoruz. Çok tatlı oldu. Mwah. Tam istediğim görünüme kavuştum. Bana bol şans o zaman. Bu da benim kedim Whiskers. Çok komik bir kedidir. Vay canına ne güzel. Gerçekten öyle değil mi? David, nereye gitti bu çocuk? Başka bir kızla mı konuşuyor şu an? Ama bu haksızlık. Bu balık makyajı gözlerine çok yakışmış. Ödevim çok başarılı geçti gerçekten. Oo, güzel, artık gidebiliriz. Okyanusta eğlence bizi bekliyor. Çantanı taşımamı ister misin? Hadi ver şunu. Hadi ver ver. Sorun değil. Israr ediyorum. Yok bende kalabilir. Hayır ben alabilirim. Kes şunu. Au. Buna inanamıyorum. Bu benim en sevdiğim çantamdı. Au. Olamaz. Çok üzgünüm. Hayır. Çek elini. Şu an kendimi çok kötü hissettim. Şu balık ağı nasıl olur acaba? Pekala. Sen burada bekle Annie. Birazdan yeni bir sırt çantan olacak. Yalnız bunun için bolca sıcak tutkala ihtiyacımız var. Bunu ağın alt kısmında kullanacağız. İşte oldu. Bir sonraki adımda yine tutkal kullanıyoruz. Tutkalı şeridin tamamına sürdükten sonra ağın uçlarını yapıştırıyoruz. Sonra şeridi ucundan katlıyoruz. Ortasını delgeçle deliyoruz. Sonra bu halkayı içine yerleştirip zımbayla sıkıca bastırıyoruz. Şerit boyunca aynı şeyi yapıyoruz. Sonra ipi deliklerden geçirip gergin olması için böyle çekiyoruz. Şimdi bu dairenin kenarının tamamına tutkal sürüyoruz. Sonra bu parçayı üstüne yapıştırıyoruz. Sıra son dokunuşlarda. Deliğe bu zinciri takıyoruz ve işimiz bitiyor. Oh, ne aksilik. Annie, yeni çantana ne diyorsun? Bunu bana mı yaptın? Muhteşem bir şey. Teşekkür ederim. Dur ben alayım. Yok hiç sanmıyorum. Peki. Öğle yemeği zamanı geldi demek. Oh şükürler olsun. İyi de benim yemeğim nerede? Olamaz. Benimki de bomboş. Çok kötü. Yukarıda insanlarla mı? Tamam ben varım. Artık çıkalım mı? Vay canına burası çok güzelmiş. Yes. Ama bu şey burayı daha da güzelleştirecek. Bu benim sihirli iksirim. Hadi sağlığımıza. Nefis. Al bakalım. Tamam. Çok ekşiymiş. Şu bacaklara bak. Müthiş. Hadi gidelim. Yok bu tarafa gidiyoruz. Burası hakkındaki yorumlar harika. Vay canına çok güzel. Bir dakika. Hey bakar mısın? Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Bu yoksa düşündüğüm şey mi? Kusacağım şimdi. Hey buraya gel. Al şunları önümüzden. Hemen alıyorum. Neden arkadaşlarımızı yiyelim ki? Tekrar afiyet olsun. Teşekkürler. Bunlar nedir ki acaba? Tuhaf bir şey. İlginç. Sanırım bunu yiyebiliriz. Tadı çok güzelmiş. Hoşuma gitti. Şuraya bak. Soymam mı gerekiyormuş? Ne komik görünümlü yiyecekler. Çok nefis. Çok utandım şimdi. Kabuğunu yemişsin. Aman ne komik. Annie şuna bak.
Şu kadın kırmızı sos kullanıyor. Güzel sandviç ama. O kırmızı şey çok lezzetli olmalı. Sağlığına o zaman. Tadı keskin ama tatlı. Ödeme yapmaya. Hazır mısınız acaba? Umarım yeterince deniz kabuğu getirmişimdir. Bir bakalım. Sanırım bu yeterli olur. Bu da ne? Kabuk kabul etmiyoruz. Para nerede? Bu para işte. İstersen bunlardan birini verebilirsin. Al bakalım. Gerçekmiş. Size iyi günler. Harika. Buraya bayıldım. Çok sıkıldım. Merhaba David. Sen mi geldin? Çok da umurumda sanki. Tamam. Sorun nedir? Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Bir dakika, bugün David'in doğum günü mü? Bu süslemeler de neyin nesi? Olamaz. Hiç hediye gelmemiş. Belki ona kendim bir şeyler yapabilirim. Yanımda fazla bir şey yok. Keçeli kalem mi? Buldum. Hemen ona bir hediye yapacağım. Güzel kestim ama. Kalemi kalıp olarak kullanıp kumaşı etrafına sarıyoruz. Sonra kumaşı tutkallıyoruz. Tekrar sıcak tutkalı alıp kalemin kapağına sürüyoruz. Kurumadan evvel üstüne minareleri yapıştırıyoruz. Burada cımbız da işimize yarayabilir. İşte. Harika olmadı mı? Hey David. Al bakalım. Hatırladın demek. Mutlu yıllar. Bu ne harika bir kalem böyle. Ben çok şanslı bir deniz çocuğuyum. Bu kalemi her gün kullanacağım. Wow. O yakışıklı can kurtaran da kim? Umarım saçım bugün iyi görünüyordur. Hoş bir şeyler giysem iyi olacak. Turuncu bana yakışıyor. Yukarıdaki insana kendime hayran bırakma vakti. Bacaklarımı biraz alıştırayım. Ne güzel görünüyorlar değil mi? Tabii kendimi biraz tuhaf hissediyorum. Yavaş. Sanırım onlara alışmaya başladım. İşte bir deniz kızının hayatında sıradan bir gün. Balık kocamandı. Şunun kasları kadar mı? Naber hanımlar? Orası güzel görünüyor. Selam yakışıklı. Sanırım beni çağırıyorlar. Neredeler peki? Amanın, o kızın bacakları nerede? Bacakları yok mu? Yardıma mı ihtiyacı var? Geliyorum. İyi misin? Selam. Bir dakikalığına kendini kaybettin. Yine o balık kuyruğu. Amanım. Vay canına, kuyruğun muhteşem görünüyor. Kıpırdamadan dur, aynen öyle, tamam mı? Doğru açıyı yakalamaya çalışıyorum. Bu kalem ne sakarım. Neredeyse aldım. Hissediyorum. Bayağı uzanmam gerekti. Şaka mı bu? Hiçbir şey düzgün yapamıyorum. Madison, nereye gittin? Burada kalem toplamaca oynuyorum işte. Ben burada bekliyorum. Peki ya küçük akvaryumum? Boş bir fanus akvaryum al. Bir bardağın altına biraz sıcak silikon sür. Ve akvaryumun dibine yapıştır. Şimdi içine mavi misketler dök. İstersen deniz kabukları ve taşlar da ekleyebilirsin. Sonra akvaryuma su doldur. Devam et. Şuna bak.
Ha? O da ne? Anladın mı? Tabii ya, keçeli kalemlerim için. Artık düşüp dağılmayacaklar. Şimdi Deniz kızı portresi geliyor. Çiz bakalım. Bu film ne harika değil mi? Şu ata bak. Evet, müthişmiş. Biraz gözlerimi dinlendireceğim. Jen, ah ne tatlı. İstediğin kadar uyu sen. Ben şöyle kalkayım. İşte. Ha? Ne oldu? Bu kanepede bayağı darmış. Pek uzun da değil. Kuyruğumu koyacak yer yok. Çok tatsız. Nerede kestireceğimi biliyorum. Şurada gölgede. Oh, işte burası. Atlayın bakalım. Yastığı da unutmayayım. Tek eksik benim. İyi geceler. Düşler diyarı ben geliyorum. Ha? Deniz kızı partisi mi? Beni de yazın, partiye hazırım. Müziği açın, dans etmek istiyorum. Hey, herkes nerede? Hey! Burası doğru adres değil mi? Burada kimse var mı? Hey! Öf! Nerede şu parti? Kimse yok mu? Of, boş ver. Yaklaşmış olmalıyım. Partinin nerede olduğunu bilen var mı? Pes etmeyeceğim. Kendimi tam bir ezik gibi hissediyorum. Hey, ne haber canım? Partiye katılsana. Ben hazırım. Şunu bir takayım da. Uhuu, partiye hazırım millet. Sizi bulamayacağımı sanmıştım. Hadi dans edelim. Sonra bunlar gerçek deniz kabuğu mu dedim. Sonra da o dedi ki... Sen nereye bakıp duruyorsun öyle? O adam burnunu mu karıştırıyor? Ondan hoşlanmıyorsun değil mi? Sen benim gördüğümü görmüyorsun. Ay. Ben berbat bir şey görüyorum. Şimdi de bana mı el sallıyor? Madison, seninle hemen ilgileneceğim. Selam. Evet, işte bana bir fırsat. Bunu yapmak istediğinden emin misin Madison? Buldum. Madison, parfümümü denemek ister misin? Teşekkürler, ona güzel kokmak isterim. Yalnız Madison, bunun parfüm olmadığını bilmiyor. Geliyorum tatlım. Selam, bu fasulye da ne? Sanki ölü balık gibi. Dur, geri dön. Bu benim hatam değil. Of ya, bu çok utanç vericiydi. O sana göre değildi zaten. Şimdi hikayeme dönelim. Makyaj tamam, suda görüşürüz. Görüşürüz. Su çok iyi geldi. Geliyor musun? Tamam, geliyorum. Ay! Ay, dikkat! Aa, su da soğukmuş ha. Selam. Makyajını düzelsen iyi olacak. Hadi. Yüzmek çok iyi geldi. Bu daha demin yaptığım makyaj mı? Tüh. Neyin işe yarayacağını biliyorum. Biraz deniz kızı sihri. Deniz kızına dönüşmeye hazır mısın? Ben hallederim. Simleri unutmamalı. Çok iyi görünüyorsun. Bunlar şart mı?
sırada ne var? Kendine bir bak. Vay canına, gerçekten çok iyi yapmışsın. Harikasın, sağ ol. Atlayalım mı? Woohoo! Şimdi kader anı. Hey Kalaska, ne yapıyorsun bakalım? Makyajımı beğendin mi? Sen ne yaptın? Vay canına! Ne var? Bu kirpikler ne öyle? Gözünü kırpmayı kes! Of, hadi ama! Bu iş çok saçma bir hal aldı. Çekil yüzümden! Buna daha fazla dayanamayacağım. Bu da ne? Aç değilim ki! Julie? Kes şunu! Çok rüzgar yapıyorsun! Olamaz. İşte. Sanırım seni nasıl geri getireceğimi biliyorum. Bu biraz zaman alabilir gerçi. Yakala. Bekle, yardım geliyor. Yakaladım. Eve dönüyorum. Çok yoruldum. Hadi çok yaklaştın Jöle. Selam, şükürler olsun. Olamaz. Gözünü kırpmak istiyorsun değil mi? Sakın yapma. Lütfen, please, sakın yapma, hayır! Duramıyorum! Aman tanrım, ne oluyor? Evet, kirpikler bu sefer bayağı abarttılar. Hadi o zaman Şerefe. Bir bakalım. Ne oldu? Alo, ne? Gerçekten mi? Hey! Aman neyse. Şimdi ne yapsam? Minik balıklar. Selam size. Sağlığımıza. Balıklar gibisi yok. Of. Yine sıkıldım işte. Ne güzel. Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Ve? Ne güzel. Denizde takıldığım zamanları hatırlatıyor. Şimdi de karada mahsur kaldım. Ne çabuk bitti. Olamaz. Bardak dudağıma yapıştı. Tamam, döndüm işte. Sky, ne oluyor? Sky? Evet. Dudaklara ne yaptın öyle? Onu bir şekilde çekmen lazım. Hadi beraberce hızla çekiyoruz, tamam mı? Çek! Vay canına, çok acayipti. Ne? Niye öyle bakıyorsun? Sebebi yok. Umarım kalıcı değildir bu durum. Bunu ben yapayım, olur mu? Bu biraz zorlu olacak ama sen uygun mu? Pek emin değilim. Hadi bir fırça kullanalım. Fondöten fırçası mı? Ne var, neden ruj sürmüyorsun? Al o zaman. Peki. İşte bitti. Sonra görüşürüz Sky. Bye. Tanrım, bu kızın neyi var böyle? Ben ne yapmışım? Amanın. Bir selfie çekelim mi? Şimdi başı ney? Bir elini şöyle koy. Güzel. Çok şirin oldu. Kesinlikle yüklemek lazım bunu. Peki diğerleri? Tırnaklarında ne var senin öyle? Kötüler mi? Yani iyi olmadıkları kesin. Yok, öyle olmaz. Bana bir dakika ver. Ne yapsam? Acaba öyle mi yapsam? Olmaz. Belki de birilerini aramalıyım. Ya da belki gerek yoktur. Jolie, başımı döndürdün. Bunu kendim de yapabilirim. Sen ne yapıyorsun bakayım? Çizim mi? Buldum. Ver şunu bana. Manikür zamanı. Şimdi sana yepyeni tırnaklar yapıyoruz. Yalnız doğru şekli yakalamamız lazım. Mükemmel. Dış hatlarını bitirdiğimizde kalemle çalışmaya başlayabiliriz. Bunun ne işe yaradığını görünce şaşıracaksın. Böyle bir şey varken kim güzellik salonuna gitmek ister ki? Dış hatları neredeyse bitti. Şimdi tek yapmamız gereken içini doldurmak. Ve bunun için en sevdiğim şekli kullanıyorum Sky. Buna cidden bayılacaksın. Hazır mısın? Hadi bakalım.
Hoşuna gitti mi? Artık balık şeklinde tırnakların var. Vay canına. Bana sonra teşekkür edersin. Huh. Tırnak yapmak gerçekten zor iş. Nereye gidiyorsun? Neden oraya geçtin? Minik dostumla biraz takılıyorum. Ne? Oh, balığım. Ne yapalım? Canın ne istiyorsa öyle yap. Oh, çok daha iyi. Artık gitmeliyim. Oh, kağıt bitmiş. Neyse, nerede kalmıştım? Güzel, işim bitti. Çok verimliydi. Ah, tamam, ben hazırım. Aa, sen uyuyor musun hala? Aa, ne oldu? Ben neredeyim? Julie, ne var? Uf, saçın çok fena halde. Evden bu halde çıkamazsın. Ha, bir dakika. Şimdi şu saçları bir halledelim. Hadi o zaman. Hey! Olmaz da daha işim bitmedi. Şimdi şu saçlarını bir yola sokacağım. Şimdi hareketsiz dur. Hadi ama. Bir sakin durup hareket etmesen. Uf! Julie! Eyvah. Bu çıkan ses iyi olmadı. En sevdiğim fırçam. Ver şunu bana. Pardon. Evet daha sevgili fırçam. Bana çok iyi davranıyordun. Seni sevgili hatırlayacağım. Huzurla uyu. Çok üzücü. Ama seninle daha işim bitmedi. Bu şeylerden daha önce hiç gördün mü? İşte bir şeyler olmaya başladı. Şimdi sıra bunda. Of. Tamam, tuhaf. İşte böyle daha iyi. Güven bana. Hey. Mümkün olduğunca hallettim ama pek olmadı yine de. Ne? Bir şey yok ama aslında... Tamam, neyin yardım olacağını buldum. İnanılmaz bir sihri, hazır mısın? Tuvalet kağıdı ruloları. Saçlarını böyle rulolara sarıyoruz. Isı uygulamana bile gerek yok. İşe yarayıp yaramadığına bir bakalım. Ne düşünüyorsun? Çok mu harika oldu? Ne dersin? Çünkü bana çok harika olmuş gibi geliyor. Vay canına, bu inanılmaz. Benim saçlarım da keşke böyle görünse. Aa, hayatımda bundan daha güzel bir şey görmedim. Gerçekten kusursuz. Canına çok ilginç. Hadi bu ikiliyi daha iyi tanıyalım. Ne? Neler oluyor? Kızlar şuna bakın. Yeni yatak odanıza hoş geldiniz. Bu değişik oldu. Pekala, başlayın. Yakala. Tamam, tuttum. Bunu tam buraya koyacağım. Bunun yararı olabilir. Teşekkür ederim. Mavinin bu tonuna bayılıyorum. İşte olay bu. Hazır mısın Leo? Çocuklar dikkat. Şu dağınıklığa bak. Buraya tıbbi yardım mı alsak acaba? Boşver. Daha iyi bir fikrim var. Vay canına. Hey, bu güzelmiş. Evet değil mi? Çok rahat. Alo? Selam. Ben acıktım. Biraz atıştırmalık yemem lazım. Yok artık. Balina ne yaptı? Bu da neydi? Ben bunun keyfini çıkaracağım. Ver onu bana. Hadi ama. Ver şunu. Bunlar benim ama. Üf, her neyse. Güzelmiş. Daha fazla istiyorum. Hadi paylaş benimle. Şart mı? Bunun olacağını biliyordum. İşte böyle. Bir tane daha. Sen kendi şekerlemelerini alamıyor musun? Neden uğraşayım ki? Seninkini alırım, olur biter. Yalnız bu hiç hoş değil. Ne aç gözlü bir de. Artık yeter. Başka yok.
Yeterince aldın. Olmaz, karnım hala aç. Lütfen. Aman. Olmaz, üzgünüm. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bir dakika. Ha, aklıma bir fikir geldi. Bu ahşap sepet tam ihtiyacım olan şey. Bunu şekerleme almak için kullanabilirim. Hatta bunun için yataktan çıkmama bile gerek yok. Şimdi buna bir ip bağlayacağım, aynen böyle. Şimdi bunu aşağıya Mia'ya sallandırabilirim. Bir dakika, buna asacağım bir şeye ihtiyacım var. Palto askısı, bu işe yarar. Bunu makara sistemi gibi kullanacağım. İşte iniyor. Üzgünüm, ben uyuyorum. Demek öyle. Kimin umurunda ki? Şu aletle işimi halledeceğim. Yakaladım. İşte kusursuz bir suç makinesi. Çok iyi görünüyor. Şunu da alayım. Hadi gelin bakalım. Bu kadarı yeter. Hepsi benim oldu. Bunları hak ettim. Şekerlemelere bayılıyorum. Şekerlemelerim nereye gitmiş? Hepsi yok olmuş. Sky hepsini almış. Ben sana paylaşalım demiştim. İçimden geldi. Al bakalım bunu. Hepsi bu mu? Bana vereceğin bu mu yani? Bu da şekerleme sonuçta. Neyse. Ben de bunu yerim. Güzellik kokusu zamanım geldi. İyi fikir. Çok güzel. Bu rujun rengine bayıldım. Birazcık daha. Bu kadar yeter. Biraz maskara da süreyim. Bu kısımdan nefret ediyorum. Geçen sefer elim kaymıştı. O yüzden bütün hafta gözüme bant takmam gerekmişti. Nasıl göründüğüme bir bakayım. Ne? Bu ben miyim? Neyi yanlış yaptım ki? Pekala, bu konuda yapılabilecek tek bir şey var. Hepsini silmem lazım. Tek boynuz latlarımla oynamak genelde eğlencelidir ama bugün değil. Buldum. Sky, ne oldu öyle? Sen iyi misin? Bir saniye. Sanırım senin buna ihtiyacın var. Daha güzel bir ayna yok mu? Elimde olan sadece bu. Peki, sanırım işimi bununla görmem gerekecek. Buldum. Bu deniz kabuklarıyla süsleyebilirim. O zaman işe koyulalım. Öncelikle aynayı düz bir yere koymam lazım. Daha sonra çevresine böyle tutku asıracağım. Ve istiridye kabuğunu böyle bastıracağım. Kabukları çerçeve üstüne tek tek diziyorum. Harika görünecek. Neredeyse bitti bu sonuncu kabuk. Vay canına. Bu bana evimi hatırlatıyor. Bana da bir tane yapar mısın? Ne? Şu halime baksana. Biraz meşgul olacağım sanırım. Hiç anlamı yok. Bay tek boynuzlu at çok pofuduk ve yumuşak. Mia, ben de bir sarılabilir miyim? Sanırım olur. Onunla harika zaman geçirdik. Ya canına, haklısın, yumuşacıkmış. Mia, sen iyi misin? Umarım bugünler hiç sona ermez. Ben seni tamamlıyorum Bay tek boynuz. Hep yanımda olmanı istiyorum. Canına, ne inanılmaz anılar. Sen ne yaptın? Sanırım onu biraz fazla sıktım. Neden? Daha çok geçti. Sorun yok, hallederim. İşi bir kartona tek boynuzlu atın şeklini çıkarmakla başlayacağım. Sonra kartonu kesiyorum. Öncelikle kartonun üstüne tutku astırıyorum. Sonra dolgu malzemesini tutkanın üstüne bastırıyorum. Sonra kartonu bu bezin üstüne koyuyorum. Bir sonraki aşama için bir kaleme ihtiyacım var. Bezin üstüne kartonun şeklini çiziyorum. Şimdi bunu kesmem gerekiyor. Kartonu ters yüz ediyorum. Sonra arkasına tutku astırıyorum. Bezi kartonun üstündeki tutkala yapıştırıyorum. Bu bittiğinde sıra yedesinde. Bu yünler bu iş için biçilmiş kaftan. Bunun için farklı renklerde ipler kullanacağım. Sonra arkasını daha fazla bezle kaplıyorum. Ama daha işim bitmedi. Her tek boynuzlu atın bir boynuza ihtiyacı vardır. Bu simli kartonla bir koni yapıyorum. Ve içini dolgu malzemesiyle dolduruyorum. Koninin ucunu da bastırıp kafasına yapıştırıyorum. Bu çok keyifli. Yün örgüyü başının çevresine yapıştırıyorum. Keşke benim de böyle kirpiklerim olsaydı. Bu makyaj yanaklarını pembe pembe yapacak. Bu ne güzel bir tek boynuzlu at böyle.
Bak sana ne yaptım. Bir bakayım. Ne düşünüyorsun? Bu Bay Tekmon'un uzağı değil. Ama onu sevdim. Teşekkürler. Ah, Mia. Olmaz. Kesinlikle olmaz Sky. Psst Mia, senin bu fiyonga ihtiyacın var. Aa, çok güzel. Peki ben de bu arada. Olmazsa çek şu eline. Bu çok kabacaydı. Deniz yosunu çok lezzetli görünüyor. Vay canına, güneş ne parlak. Güneşi engellemem gerek. Bir fikrim var. Belki kendime bir gölgelik yapabilirim. Bu kurdeleleri böyle ipin üstüne asacağım. Karnım çok acıktı. Rengarenk makarnalar. Tam ihtiyacım olan şey. Biraz zor çiğneniyor ama işimi görür. İşte bu ışığı engeller. Daha fazla olduğunu sanıyordum. Bu çok tuhaf. Orada neler oluyor? Ne? Pardon. Başka bir şey düşünmem lazım. Bir saniye. Bununla Mia'nın dikkatini başka yere çekebilirim. Bir top. Top mu? Gel buraya bakayım. Bu keşke daha önce aklıma gelseydi. Vay canına, top gerçekten çok hoşuna gitti. İşte tam fırsatı. Yalnız çabuk olmam lazım. Bu işe yarayacak eminim. Hala meşgulü güzel. Of, bu çok eğlenceliydi. Neredeyse bitirdim. Ama bu çok güzel görünüyor. Sakın aklına bile getirme. Of, en azından hala topum var. Bazı insanlar inanılmaz. Şimdi biraz uyku çekebilirim. Burası çok huzur verici. Ne rahatlatıcı bir gün. O günü özledim. Mia, sen de evini özledin mi? Evet, hem de nasıl. Belki Mia'ya evini hatırlatacak bir şeyler yapabilirim. Ve her rengi olması lazım. İşte böyle. Bu bir gökkuşağı. Mia buna bayılacak. Vay canına, bu benim için mi? Mükemmel bir şey. Beni çok mutlu etti. Ben de Sky için bir şey yapsam iyi olacak. Elimde bu küçük yumuşacık tek boynuzlu at oyuncağı var. Bunu kullanabilirim. Şimdi de tek boynuzunun içine su enjekte etmem gerek. Balon balığına benzedi. Çok şirin. Sky, bunu senin için yaptım. Umarım hoşuna gider. Canına, bu bana okuldaki bir arkadaşımı hatırlattı. Şimdi Sky'a bir şaka yapabilirim. Olamaz. Pardon ama bu çok komikti. Benim sevgili gökkuşağım. Bunun olacağını önceden tahmin etmeliydim. Ne? Bu ses de ne? Yardım eder misin bana? Burada bir şeyler fena karıştı. Ormanda yine sihirli bir gün. Şu içi meyve dolu sepete bak. Özel iksirimi içmenin zamanı geldi. Şimdi bol sulu meyvelerimi mideme indireceğim. Ama bundan çok daha fazlası gerek. İşte olay budur. Şimdi şunu açalım. Vay canına, çalışıyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Artık hazır. Şuna bak. Bundan harika bir yüz maskesi olur. Ama ayrıca çok da leziz. Sabahları yaptığım bu güzellik uygulamama bayılıyorum. Bunu her zaman yapabilirim. Çok güzel. Aslında bir tane daha yapabilirim. La 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 la. İşte yine muhteşem bir gün. Olamaz. Doğan'la çok kızgın bugün. Hava böyleyken dışarı çıkamam. Anlaşılan balık tutma gezim iptal oldu. Bunu yapmayı çok istiyordum. Peki şimdi ne yapacağım? Çok istiyordum balık tutmayı. Buldum. Küvette balık tutabilirim. İşte oltam da burada. Ve şimdi beklemem lazım. Sanki oltaya bir şey vurdu. Vay canına, bu büyük bir şey. Hadi ama. Vay canına, çok büyük bir balık olmalı. İşte geldi. Selam balıkçık. Şimdi ne olacak? Belki küçük bir tek boynuzlu aksiri işe yarayabilir. Hey.
bu senin oltan mıydı? Harika. Ayrıca saçında da bir şey var. Bir saniye. Sana iyi yüzmeler ufaklık. Bu iğrençti. Ama biz şimdi arkadaş olabiliriz. Bir şeyler yemem lazım. Çok acıktım. Evet. Belki sana bir şeyler yapabilirim. Hadi gel. Hazır mısın? Vay canına, kırmızı sana çok yakıştı. Bak bende ne var. Çok leziz çilekler. Ve erimiş beyaz çikolata. Hadi çilekleri çikolataya banalım. Çileklerin üstünü iyice kaplamalıyız. Bu çok iyi görünüyor. Öyle gerçekten. Ama bunların işi daha bitmedi. Hadi bunları tabağa geri koyalım. Şimdi tahta çubuğu çıkarıp üstüne şekerden bir boynuz ve kulaklar ekleyeceğim. Vay canına. Şimdi ise parıltılı olsun diye bu yenilebilir simleri kullanabiliriz. Simleri çileğin üstüne böyle serpiştireyim. Rengine bayıldım. Bu çok eğlenceli. Ben de benimkilerin üstüne sim dökeyim. Sanırım artık yenilmeye hazırlar. Hadi deneyelim şunları. Vay canına, muhteşem olmuş. Bu balık elinden daha güzel. Bayıldım bunlara. Kendimi yemekten alamıyorum. Çok lezzetli. Kulağa hoş geliyor. Ben de senden alıyorum o zaman. Birlikte daha fazla takılmalıyız. Vay canına, burası müthiş. Her şey çok eğlenceliydi ama ben artık eve dönsem iyi olacak. O da neydi? Sen de gördün mü? Su bugün çok güzel. Sıcaklığı tam ayarında. Merhaba. Oy çok güzel. Şu kuyruğa bakar mısın? Buralardasın, güzel misin? Bu çok romantik. Ona neler hissettiğini göstermen lazım. İyi fikir. Bir resim yapacağım. Bir kalple başlayayım. Sonra içine bizi çizeyim. Resme fazla yetenekli değilim yazık ki. Evet, bu biraz zayıf kaldı. Buldum. Ufak bir tek boynuzlu at sihri bu işi çözer. Bu daha önce aklıma gelmeliydi. Tamam, hadi bakalım. Bununla ne yapacağım ben şimdi? Bir resim daha yapacaksın. Pekala. Vay canına. Neler oluyor? Çok korktum bir anda. Sorun yok. Aşk korkutucu olabilir ama güven bana. Eğer öyle diyorsan... Bir dakika. Bu inanılmaz. Tam istediğim gibi çizmişim. Teşekkürler. Bu resmi senin için yaptım. Çok yeteneklisin. Bu da senin için. Aşık oldum. Bu mutlu son işinde çok iyiyim gerçekten. Neyse. Burası okyanustan çok daha iyi. Suyun altında yanmak zor oluyor. Bu koku da nedir? Bunlar yoksa kaka mı? Bir sürü var. Şuraya doğru gidiyorlar. Bunu acaba kim yaptı? Bir doktora görünse iyi olur. Ucu bucağı da yok. Nereye gittiğini görmem lazım. Sanırım artık yaklaşıyorum. Kaka izleri burada bitiyor. Yok artık. Emily, göründüğü gibi değil, inan bana. Sen resmen onları yiyorsun. Dur, açıklayabilirim. Bak. Ne? Bu gerçek kaka değil. Gördün mü? Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu kurabiye hamurunu bölümlere ayıracağım. Sonra buna gıda boyası ekleyeceğim. Bunun için farklı renkler kullanıyorum. Sonra bu renkleri hamurla karıştırıyorum. Aslında bunu yapmak çok rahatlatıcı bir iş. Şimdi bu parçaları yuvarlayıp rulo haline getiriyorum. Aynen böyle. Ve geri kalanlarla da aynısını yapıyorum. Hepsini aynı kalınlıkta yapmalıyım. Tamam, şimdi bunları yan yana dizip örgü yapıyorum. Aynen saçıma yaptığım gibi. Tada! İşte kurabiye hamurundan renkli tek boynuzlu at kakası. Ama şimdi bunları pişirmem gerek. Onun için hepsini fırına koyuyorum ve 20 dakika bekliyorum. Güzel kokuyorlar. Ve harika görünüyorlar. Hadi şimdi bir tadalım. Çok leziz olmuşlar.
Tamam, bu içimi rahatlattı. Hadi dene bir tane. Teşekkürler. Kurabiyelerin çok lezzetli olmuş gerçekten. Beğeneceğini biliyordum. Resim yapmak çok zevkli. Neredeyse bitti. Ne? Çok kötü oldu. Bunun gökkuşağıyla hiç alakası yok. Aptal resim. Bu hiç adil değil. Selam. Sen iyi misin? Moralim bozuk. Seni neyin neşelendireceğini biliyorum. Bana baksana. Çok çılgınca değil mi? Git buradan. Buldum. Herkes jonglörlük seyretmeyi sever. Bu her zaman başarılı olmuştur. Bu bir klasik. Yok, işe yaramıyor. Ne zor bir seyirci. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Emily çok üzgün görünüyor. Bir dakika. Bir fikrim var. Bu falçatayla kalemleri kullanabilirim. Falçatayla kalemlerin ucunu rendeleyeceğim. Bana bu uçların tozu lazım. Ve şimdi parmağımla tozların üstünden geçip bir gökkuşağı yapıyorum. Vay canına. Hey Emily. Şuna bak. Bir gökkuşağı. Vay canına. Sen git şuradan artık. Bu senin için. Sağ ol kanka. Merhaba, burası Evlat Edinme Kurumu mu? Buraya bir kız evlat bulmak için geldim. Kataloğa bakabilir miyim? Üzgünüm, hiç sanmıyorum. Sıradaki... çok öfkeli görünüyor. Yani korkuyorum. Geçelim. Burada başka ne var? Hayır, bunu geçeceğim. Bir saniye. İşte bu o. Biliyordum, o mükemmel. Birlikte harika vakit geçireceğiz. İşte hayat bu. Bak bir balık. Fış 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 fış. Çok eğlencelisin kızım. Top atsana baba. Vay canına, bunu nasıl yaptın? Beni şaşırtıyorsun. Yaşasın. Onu ben alacağım. Kızımı hazırlayın da gideyim. Bugün benim şanslı günüm. Selam ufaklıklar. Orada rahat görünüyorsunuz. Sizi bütün gün izleyebilirim. Döne döne yüzük duruyorsunuz. Çok kıskanıyorum. Sunny, burada mısın? Yay. Atıştıracak bir şeyler getirdim. Merhaba baba. Lezzetli görünüyorlar. Evet, denemek için sabırsızlanıyorum. Sen harikasın babacığım. Bunu hak ediyorsun tatlım. Bu da ne? Bu balık nereden geldi? Tamam, hadi yiyelim. Aklımı okudun. Bunu daha sonrası için saklayacağım. Bana şu şekerlemeyi ver. Lollipop'un. Yakala şunu. Hayır. O lollipopum. Çok lezzetliydi. Şimdi her yeri kumla kaplı. Kimi kandırıyorum ki? Onu yine de yiyeceğim. Sakın bunu yapmaya kalkma. Ver şunu. Ciddiyim tatlım. Onu yiyemezsin. Ama onu yemek istiyorum. Bir düşüneyim. Bekle bir saniye. Buldum. Bu kabuğu kullanabilirim. Lollipop'u güvende tutacaktır. Ver canına. Şuna bak. Çok sevimli. Tadı da harika. İşim bitince kabuğu kapatıyorum böyle. Sonra da tam buraya koyuyorum. Üzerinde hiç kum yok. Bak ne harika bir fikir. Teşekkürler babacığım. Lafı bile olmaz tatlım. Bu bir başyapıt olacak tatlım. Umarım öyle olur. Belki biraz mavi. Çekil şuradan kuyruk. Umarım karnın açtır. Ne? Az kalsın bana vuruyordun. Of. Tüh. Sen sakın üzülme. Daha dikkatli olmalıydım. Bu tuzu masaya koysam iyi olacak. Dikkat et. Hayır, resmim. Resmim mahvoldu. Kaza her zaman olabilir kızım. Belki bu durumu düzeltebilirim. Buldum. Hemen döneceğim. Siyah karton tabakasına ihtiyacım var. Bu yapıştırıcıyla bir balık çizeceğim. Sonra bana bir kase tuz lazım.
Tuzu yapıştırıcının üstüne serpeceğim. Her yerini tuzla kaplamalıyım. Hiç boşluk kalmamalı. İşte bu kadar. Şimdi işin eğlenceli kısmına geçiyorum. Tuzu silkeliyorum. Şuna bir bak kızım. Aa, vay canına, muhteşem görünüyor. Senin için yaptım. Aa, gerçekten mi? Buna bayıldım. Ama bir şey daha var. Bunu boyaman gerekiyor. Aa, bu eğlenceli olabilir. Hmm, hangi renkleri kullanmalıyım? Harika olacağına eminim. Bu mavi mükemmel. Tuz boyayı emiyor. Bu şimdiye kadar yaptığım en güzel şey. Bu resim yapmanın eğlenceli bir yolu. Çok renkli bir balık olacak. Tıpkı bir gökkuşağı gibi. Harika görünüyor. Neredeyse bitirdim. İşte bu kadar. Sence nasıl olmuş? Bunun bir müzede sergilenmesi gerek. Aa, gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Bu balık yüzmeye gidiyor. Yetenekli olduğunu hep biliyordum. Bugünün geleceğini hep biliyordum. Fakat bilmek işleri kolaylaştırmıyor. O kadar hızlı büyüyorsun ki saçını tarasak iyi olur. Bunu özellikle senin için yaptım. Sana okyanusu hatırlatacağını umuyorum. Fırça şeklini kesmek için karton kullandım. Sonra da kabukları ekledim. Parlak taşları da ekledim ki fırça ışıl ışıl parlasın. Bu çok güzel. Şunu tam buraya koyabilirim. Şimdi sime ihtiyacım var. Bana simli şef diyebilirsin. Vay canına, müthiş oldu. Şimdi bir fırçaya ihtiyacım var. Onu fırçanın arkasına yapıştıracağım. Hemen hemen hepsi bu kadardı. Umarım beğenirsin. Ay, çok naziksin baba. Sen olmasan ben ne yapardım? Orada biraz yosun kalmış. Ay, galiba öyle. Siz çocuklar yok musunuz? Haksız mıyım? Aa, bir şey daha var. Aa, bir taç mı? Bunu yapmana gerek yoktu. Benim prensesim bir tacı hak ediyor ama. Ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim. Ama çok güzel görünüyorsun. Aa, bir dakika. Sanırım gelen senin kavalyen. Eğlenceler tatlım. Aa, sonra görüşürüz baba. Selam Alex. Baloyu hazır mısın? Aa, harika görünüyorsun. Merhaba Sunny. Bunları bugün taze topladım. Umarım beğenirsin. Ay, ben alırım. Ay, ayağımı neye çarptım ben? Ah, bu küçük bir sandık. Aman tanrım, bu bir bilezik. Çok güzel. Hey, ver şunu, onu ben buldum. Of, parçaladın işte. Bunu nasıl yaparsın? Şey, yani istemeden oldu. Sen de çekince. Nasıl yani? Neredeyiz? Sakin ol. Başka bir yerdeyiz. Vay canına. Giysilerimiz bile farklı. Evet. Bir meydan okumadayız. Aa, bu da ne? Oo, bu bir akvaryum. Hey, içinde bir şişe var. Ben alırım. Vay canına. Şişenin içinde bir mesaj var. Acaba ne diyor? Aa, şey, bu biraz hayal kırıklığı oldu. Onu zaten aldık ve parçaladık. Tüh. Sonra kanka bunu yakalayamazsın dedi. Sonra ben de dedim ki... Aa! O da neydi? Aa, bunu sevmedim, çok ürkütücü. Ay, tamam, ben açarım. Hadi bakalım. Aman tanrım, bu bir ahtapot. Ses bundan mı gelmiş? Bu küçücük bir ahtapot ama. Hey, bileziğin parçalarından biri. Onu almaya çalışacağım. Vay canına, bu ufaklık amma da hızlı. Hadi ama ufaklık, çekil önümden. Kış kış kış. Betty, omuzuma vurup durmayı bırak. Oh, ben değilim. Ay, bu çok büyük. Pekala, dinle. İkimize de bir iş düşüyor. Hazır ol, hadi. Onu benden uzak tut. Uzak dur bizden. Neredeyse oldu. Aldım. Ah, gitti. Şu bir tane şey için onunla uğraştık. Bunu da sen aç. Peki, bu sefer cesur olacağım. Oh, bir kaplumbağa. Oh, ne tatlı. Yaşasın. Of ya, çok açım. Hey, bir dakika.
bir jelibon hamburger. Hey bak, şapkamın altında bir atıştırmalık varmış. Ne? Bulduğun yiyeceği öylece yiyemezsin. Yo, yiyorum. Dur, nereden geldiğini bile bilmiyorsun. Aynen, mideme indiriyorum. Ah, çok da güzelmiş. Ne? Nereye gitti bu? Oo, tek başıma kaldım. Vay canına, akvaryumun içindeyim. Belki de onu yememeliydim. Hey Betty. Aa, selam. Bak, hazır buradayken bileziğin parçasını da alabilirim. Pekala, işte. Ama ağırmış. Ay, peki, düşündüğümden daha zormuş. Betty, hey, yardım edebilir misin? Ah, peki, tamam, ben alırım. Dur, ben de tutunup şuradan çıkayım. Sen iyi misin? Ah, ah, döndüm. Bunu da aldık. Of ya, korkuttun beni. Bu seferki o kadar zor olmadı. Pekala, sıradaki. Hey, bir dakika. Bunu ben açmak istiyorum. Hayır, sıra bende. Vay canına, deniz anası çok havalı. Hey, öbür parça hemen dipte. Bakalım alabilecek miyim? Neti, ne yapacağım ben? Vay canına, bu bayağı güçlüydü. Pekala, bir fikrim var. Lastik eldiven, bu beni korur. Tamam, hadi bakalım. Bak, işe yarıyor. Aldım. Tara. Lastik eldiven çok iyi oldu. Çay çok güzelmiş. Betty, neredesin? Betty, akvaryumun içinde misin? Bir bakayım. Yo, Betty, Japon balığı olmuşsun. Bu nasıl oluyor? Şimdi ne yapacağım ben? Betty balık olduğuna inanamıyorum. Hey, dur bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Seni fena yeniyorum Betty. Ah, bu şarkının üzerine aylardır çalışıyordum. Beğendin mi? Betty, hangisine çıkma teklif etsem? Sence bu nasıl? Ya da bu? Neler oluyor? Aa, selam Betty. Aha, bir dakika. Bir şey yok, bir şey yok. Ben de seni bekliyordum işte. Tuhaflaşmaya başladın. Balıkla mı konuşuyordun? Öyle değil mi? Seninle hiçbir yere gidemem. Merak etme, parçayı alırım. Bakalım hele. İşte burada. Bir tane daha aldık. Geri çekil. Çünkü bunu ben açıyorum. Elbette majesteleri. Ha? Onlar yumurta mı? Bu tuhaf, öyle değil mi? Bileziğin parçasını görüyor musun? Hayır, görmüyorum. Yumurtaların altında olmalı sanırım. İşte ilki. Ve ikincisi. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Pekala, sonuncuya kadar geldik. Of ya, parçayı göremiyorum. Sağında yumurta, harika bir şey. Aa, hey Betty, bizi alıştıracak bir şeyler hazırlıyordum. İyi, peki, neyse, deneyeyim bari. İşte, biraz aldım, sağ ol. Ay, dişim. İyi misin? Aa, bu bir bilezik parçası. Yumurtalardan birinin üstündeymiş anlaşılan. Vay canına, harika. İyi ki bunları pişirmişim. Acaba bu örtünün altında ne olabilir? Hiçbir fikrim yok. Örtüyü kaldır. Bak, altta bir parça var. Bekle, of.
Buna pişman olacaksın. Aa, olamaz. Çok acıdı. Sana söylemiştim. Kaktüs dikenleri sivridir. Ayrıca yardımcı olması için bunu getirdim. İşte diken batmadan böyle alırsın. Tada! Üstelik diken de batmadı. Daha zekice çalış, daha fazla değil. Taş, kağıt, makas yapalım mı? Evet, makas kağıdı keser, ben kazandım. İyi, peki. İşte. Bunlar sosis mi? Sosislerin burada ne işi var? Vay canına, sosisler. Ne kadar da şanslıyız. Ah, et yemeği çok seviyorum. En güzel yemek. Tamam, sosisleri alacağım. Ah, çok açık sözlüsün. Parçaları orada görüyor musun? İşte orada aşağıda. Pekala, bakalım alabilecek miyim? Evet, sosisleri öyle yukarı çek. Evet. Vay canına, ne çok sosis var. Nihayet, şimdi parçayı çıkarayım. İşte sanırım bu sonuncusuydu. Aferin. Sen insanı rezil edersin ya. Pekala, şimdi bunu da bir leziye takalım. Başardık, hadi eve gidelim. Ha? Hala buradayız ama. Kevin, hala buradayız. Ah, bir dakika, sanırım ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Bunu sandığa geri koymalıyız. Ah, çok zekisin tabii ya. İşte bilezik ait olduğu yere döndü. Ah, hey, plaja geri döndük. Hadi şunu kapatalım ve ondan kurtulalım. Hadi Kevin, gidelim buradan. Ha, havalı bir sandık buldum. Tamam, başla. Yok, olmuyor. Daha neler? Şuna bak. Au, çocuklar kesin şunu. Sırılsıklam oldum. Ne yapıyorsunuz? Au, bunu biz mi yaptık? Bizim hatamız. Artık yeter. Seninle işimiz bitti. Şimdi ne yapacağım ben? Sorun yok dostum. Ben giderim seninle baloya. Bir dakika. O kızla gitsene. Onunla mı? Cidden mi? Hadi yürü. Au, peki. Peki, hala bir konuşalım bakalım. Hey, nasıl gidiyor? Au, hiç sormamışım Farzet. Merhaba yakışıklı. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Benimle baloya gitmek ister misin? Tabii, süper olur. Ben de evet diyeceğini düşünmüştüm. Hadi o zaman gidelim. Bu çok heyecan verici. Bir çocuk bana çıkma teklif etti. Oh, ne çocuk ama. Evet evet, her neyse. Kıpırdama. Ay, töpücüğüm. Ne? Yok artık. Böyle bir şey olmayacak. Aha, neler oluyor? Yapacak bir sürü işimiz var. Sen neden bahsediyorsun? Görmüyor musun? Sivilcelerin var senin. Peki. Hemen sıkarım onları. Bunun içi bayağı dolmuş. Au, yapma. Ama... Hiçbir şey anlamadım. Sivilcelerini patlatmana gerek yok. Sana bir şey vereceğim. Burada, çantamın içinde. Şuna bir bak. Bu şey bütün sivilce sorununu halledecek. Hadi başlayalım artık. Peki, acıtacak mı? Oh, çok tuhaf bir hissi var. İşe yarayacağından emin misin? Güven bana. O sivilceler birazdan yok olacak. İşte bu da sonuncusu. Vay canına, cildim pürüzsüz oldu. Ne düşünüyorsun? Sanırım bu düşündüğümden biraz daha zor olacak. Lekeler içinde bir sürü şeye ihtiyacımız var. Aha, aloe bitkisi. Doğa ana bizi asla hayal kırıklığına uğratmaz. Bu yaprağı alıyoruz. Bence kesin işe yarayacak. Sadece içindeki jeli sıkmamız gerekiyor. İşte çıkıyor. Jeli kasete topluyoruz. Sanırım hepsi bu kadar. Şimdi içine biraz sim serpiyoruz. Bununla cildini ovalayıp biraz ışıltı katacağız. Şimdi hepsini karıştırıyoruz. Neredeyse bitti. Sanırım artık hazır. Bu tarif bence kesin işe yarayacak. O zaman neyi bekliyoruz? Gözlüğümü çıkarsam iyi olacak. Aloe karışımını lekelerinin üstüne sürüyoruz. Neyse ki bir sürü yapmışım. Belli ki hepsine ihtiyacımız olacak. Soğukmuş. Ama güzel bir hissi var. Bu şey yüz maskesi gibi. Şimdi böyle bekliyor muyuz?
Tamam, bir süre yeterli. Artık yüzünü silebiliriz. Yaşadığımız bu özel anları hiç unutmayacağım. Nasıl sence? Oo, cildim yumuşacık oldu. Bu şey her seferinde işe yarar. Hadi kalk. Ha? Müthiş, cildim pırıl pırıl parlıyor. Hiç bu kadar güzel olmamıştı. Sivilcelerim gitmiş. Çok teşekkürler. Atıştırma zamanı. Erişte, bayılıyorum. Bir sorun mu var? Balo için güzel görünmek istiyorum. Ve ne yapacağımı iyi biliyorum. Bana biraz izin ver. Ben de eriştelerimi bitireyim. Sen ne yapıyorsun orada? Sürpriz. Ne? Ne yaptın sen? Palyaço okuluna falan mı gidiyorsun sen? Beğenmedin mi? Bence çok şık olmuştu. Yine en başa döndük. Bir dakika. Belki ben yardımcı olabilirim. Burada bir şeyler olmalı. Aha, işte bu işe yarar. Olivia, şuna bir bak. Bant? Gerçekten mi? Kımıldama. Bu biraz garip oluyor yalnız. Bandı gözünün kenarlarına yapıştırıyoruz. Aynen böyle. Diğer tarafa da aynısını yapıyoruz. İyi oldu. Şimdi göz farına ihtiyacımız var. Bu mavi sana çok yakışacak. Gözlerini ortaya çıkaracak. Boyayı bandın kenarına sürüyoruz. Bunu yapmak hem çabuk hem de kolay. Şimdi bandı yerinden söküyoruz. Aynı yere bandını çıkardığımız gibi. Ama bununla elde ettiğimiz sonuç inanılmaz. Gördüğüne bayılacaksın. Nasıl peki, nasıl olmuş? Senin denemenden çok daha iyi oldu ama yine de bir eksik var sanki. Bir düşünelim. Çatalım. İşte bu işimize yarayacak. Ne yapıyorsun sen? Şimdi de bir fırçaya ihtiyacımız var. Birazdan bir şaheser yaratacağım. İşte başlıyoruz. Fırçayı çatalın üstünde gezdiriyoruz. Ama bunu sadece dışından yapıyoruz. İyi ki bunu kimse görmüyor. Şimdi çatalı bırakabiliriz. Sıra fırçada. Gıdıklanıyorum. Bu kontrol oluşturmanın harika bir yolu. Bunun sayesinde yüz hatların ortaya çıkıyor. Tabii yanakları da unutmuyoruz. Şuraya da hızlıca sürelim. Şimdi sıra burada. İşte bu kadar. Ben gerçek bir sanatçıyım. Hadi bir bak. Vay canına, bu gerçekten ben miyim? Bayıldım. Makyaj fırçasıyla harikalar yaratıyorsun. Peki sırada ne var? Biraz düşünelim. Temiz kıyafetlere ihtiyacımız var. Burada neler var? Hadi bir göz atalım. Bunu gerçekten giyiyor musun? Onu büyük annem örmüştü. O bir klasiktir. İşte başlıyoruz. Hayır, hayır, hayatta olmaz. Dikkat et. Dikkat et dedim sana. Bunu severim ben. Giyebileceğim bir şey olmalı. Ha? İşte buldum. Buna ne dersin? Bu güzel olur bence. Hayır, arkanı dön. Üstümü değişmem lazım. Hoşuna gitmedi mi? Peki. Evet, bu olur bence. Şunu hızlıca üstüme giyeyim. Bunun içinde kendimi çok rahat hissediyorum ama bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Şimdi kolumuzu boynumuzdan geçiriyoruz. Aynısını diğer kolumuza da yapıyoruz. Gayet iyi gidiyor. Şimdi kazan kollarını alıp belimize sarıyoruz ve arkadan bağlıyoruz. Geriye bir şey daha kaldı. Saçım. İşte bu kadar. Liam, artık bakabilirsin. Oh, buna inanamıyorum. Bu iyi bir şey mi? Muhteşem görünüyorsun. Bu gerçekten sen misin? Aklımı başından aldın doğrusu. Balo'ya beraber geldiğimiz için çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Balo da seninle birlikte olacağım hiç aklıma gelmezdi. Ben harika vakit geçiriyorum. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha var. Aklımı okudun resmen. Vay canına. Bu dergideki herkes çok gösterişli. Ne kadar şanslılar. Keşke ben de böyle şık olsaydım. İlginçmiş. Kızım, o kaşı düzeltmelisin. Bir cımbız bul ve al. Ben şimdi bir dergi tarafından mı aşağılandım? Yani o kadar da kötü sayılmaz. Öyle değil mi? Herhalde bu konuda bir şey yapmalıyım. Ama ne, cımbızım yok ki. Kalem kutum. Belki burada işime yarayacak bir şey bulabilirim. Yapıştırıcı olur mu? Yok. Kaş fırçası. Hayır, bu olmaz. Yapabileceğim tek bir şey var. Alışverişe çıkmalıyım. Vah canına, şu ürünlere bak. Burada cımbız vardır. Nerede bu cımbız? Harika. Bir sürü seçenek var. Bu olur.
kesinlikle işimi görür. Yakında 2 kışım olacak. Ne güzel bir gün. Bunu alabilir miyim? Tabii. Sadece... Oh. Bu yeter mi? Hayır. Fiyatı 50 dolar. Bicim, bu için mi? O kadar param yok. Hey, belki sana yardım edebilirim. Taşlarını almak için madeni paraları kullanabilirsin. Güven bana. Tamam. Peki acıtıyor mu? Öğrenmenin tek bir yolu var. Paraları sıkıştırarak kaşı yakala. Okulları hemen sökecek. Ah, iyi mağazada elektrikli süpürge var. Bence oldu bile. Baksana. Vay canına. Muhteşem. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neredeyse bitti. İşte annem saçıma bakmam gerektiğini söylüyor. Bu kocaman sivilce de ne? Hayır, onu sıkamam. Şöyle hafifçe sıksam. Ama bu çok eğlenceli. Bu vıcık vıcık şeyi silmeliyim. Yağlıymış. Böyle daha iyi görünüyor. Yatma zamanı. Çok rahatladım. Ne güzel bir uykuydu. Her şey flu görünüyor. Gözlüğüm nerede? Böyle iyi. Hayır, değil. Her yerim sivilceyle kaplanmış. Bu ne gürültü tatlım? Yani selam tatlım. Berbat görünüyorum. Tamam, düzeltebiliriz. Sadece biraz makyaja ihtiyacın var. Üzülme. Normalde biraz kapatıcı sürmek yeterli olur. Sence işe yarayacak mı? Hayır. Olmaz. Aramaya devam edelim. Bu olabilir. O nedir? Bunlar sivilce bantları. Çok kullanışlıdırlar. Bantları sivilcelerine yapıştıracağım. Neyse ki bol bol var. Onlara ihtiyacımız olacak. Bu kadar mı? Bu hele daha bitmedi. Tamam, çıkaralım. Sivilceleri yok ediyor. Artık akne kalmadı. Bak. Vay canına. Ne tür bir büyü bu? Müthiş. Teşekkürler anne. Önemli değil tatlım. Seni seviyorum. Çocuklar, güzel bir beden eğitimi dersi oldu. Duşlara gidip temizlenin. Kokuyorum. Bunu 4 gözle bekliyordum. Acele et. Aldım. İyi geldi. Çabuk. Hey. Bu tuhaf. Neyse. Giyinsem iyi olacak. Bütün gün böyle gezemem. Giysilerim. Nerede bunlar? Hayır. Bu çok kötü. Bir dakika. Bunu alayım. Bir de bunu. Sanki iyi gibi. Düşündüm de. Odaklan. Giyebileceğim bir şey olmalı. Bu yoga matı olabilir. Boyu uygun. Umarım etrafta kimse yoktur. Bu çok utanç verici. O da ne? Harika, tam ihtiyacım olan şey. Kimse beni görmemeli. Birazcık daha. Vay canına, şu kaslara bak. Belki gelecekteki sevgilim de antrenman yapar. Az kaldı. Hey. Şşt. Peki, ben şunları alayım. Böyle daha iyi. Ama pantolonum yok. Bir şey düşünmeliyim. Buldum. Biraz tadilat lazım. Kapşonlu sweatshirt ortasından kesiyorum. Dikkatli olmalıyım. Güzel görünüyor. Şimdi bunu ters çevirip bir etek olarak giyebilirim. Arkasından kıvırayım. Kemerle sabitleyeyim. Çok hoş oldu işte. Belki de bunu kendime meslek edinmeliyim. Artık derse girebilirim. Efsanevi bir şakaydı. Olamaz. Bunu nasıl yaptı bu ya? Burada neler oldu? Aslında bilmek istemiyorum. Bir müşteri.
Merhaba. Hey. Canım hangisini çekiyor? Şu pastadan alabilir miyim? Okay. Nereye otursam? Pastaya bayılıyorum. Ah, bu Alex. Selam. Çok eğlenceli biri. Umarım beni görmez. Seninle oturabilir miyim? Affedersin, burası dolu. Çantam var. Gördün mü? Ah, peki. Boş ver. Bu çok kötüydü. Buyur, bir dilim pasta da al. Ah, bilemiyorum. Daha çok. Her şey ücretsiz bir dilim pastayla başladı. Hayatımın en güzel günüydü. Ah, olamaz. Sadece seni neşelendirmeye çalışıyorum. Ah, vay canına. Makyajına bayıldım. Ay, teşekkürler. Nasıl yapıldığını bana da gösterir misin? Sadece bir kaşığa ve bir çatala ihtiyacın var. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır, hadi başlayalım. Kaşığı gözünün üstüne yerleştir. Sonra fırçayla kaşığın üstünden farı sür. Gerisini elinle tamamla. Çabuk ve kolay yapılıyor. Şimdi sıra çatalda. İstediğin açıyla yerleştir. Çatalın dişlerinin arasından fırçayla boya. Kuyruk etkisi yaratıyor. Şimdi gözünün kenarına da biraz sür. Tamam, biraz ışıltı ekleyelim. Her zaman güzel görünür. İşte bitti. Saçımı düzelteyim. Vay canına, bu görünüş muhteşem. Kendimi çok güzel hissediyorum. Teşekkür ederim. Önemli değil, git hadi. Evet. Selam Alex. Gabby, seni daha önce görmemiştim. Benimle partiye gelmek ister misin? Eğlenceli görünüyor. Evet, neden olmasın? Benimle buluşacak. Güzel, ortalıkta kimse yok. Bana tam bu lazımdı. Hey, ben geldim. Tam zamanında. Büzüştür dudaklarını. Hareket etme. Müthiş. Nasıl görünüyormuşum bakalım? Harika, çok iyi geldi. Ne saçma kural. Buna artık gerek yok. Dikkatinizi verin çocuklar, bu sınavda çıkacak. Matematikten nefret ediyorum. Öğretmen meşgul. Fırsat bu fırsat. Nerede bu? Matematik çok heyecan vericidir. Ha? Hadi. Buldum. Ashley. Eyvah. Selam. Ne yapıyorsun sen? Ben mi? Hiçbir şey. Gözüm üstünde. Ucuz atlattım. Çabuk olmalıyım. Yok, bu değil. Kimse şüphelenmedi. Ashley. Eller masanın üstüne. İşte tamam mı? Başka saçmalık yapma. Ay, ne aksi kadın. Ama ayaklarım için bir şey demedi. İyi ki yoga yapıyorum. Neredeyse oldu. Bu zordu. Ah, eyvah. Yine mi Ashley? Devam et. Tamam. Zor oldu ama en azından makyaj malzememe kavuştum. Bir dakika. Bu kalem kutusu aklıma bir şey getirdi. Bu işe yarayabilir. Kutunun kapağını aç ve kalemleri çıkar. Küçük bir kalemin ucuna sıcak silikon sür. Sonra kalemi kapağa yerleştir. Başka kalemlerle de aynısını yap. Dolana kadar devam et. Sonra makyaj malzemelerini kutuya koy. En gerekli olanları almayı unutma. Sonra kapağı kapat. İşte sınıfa sokmak için bir makyaj malzemesi kutusu. Ve şimdi kimse bilmeyecek. Hey, o makyaj malzemesi mi? Gereken her şey bunun içinde. Çabucak makyaj tazelemek için ne gerekiyorsa. Bayağı akıllıca değil mi? Bu fikre bayıldım. Alışverişe çıktım ve en hoş göz farı paletini aldım. Çok kıskandım. Görmek ister misin? Bak, müthiş bir şey. Renklere bayıldım. Keşke bende de olsa. Sen de kullanabilirsin. Teşekkürler. Ah, merhaba öğretmenim. Kızlar, derse geç kaldınız. Makyaj yasak mı? Bir terslik mi var? Yok, bir şey yok. Arkanda ne var? Sadece elim. Bu işin içinde bir iş var. Göster bakalım.
Hayır, arkamda hiçbir şey yok. Ver şunu. Peki, makyaj malzemem var. Ashley, bırak şunu. Ama o benim. Oh, bu çok tuhaf yalnız. Sen, hemen sınıfa geç. Üzgünüm. Bırak şunu Ashley. Güzel, dikkatini aldı. Tam bir çocuk. Göz farı paletini güvende tutmak için kitapları kullanmalısın. Kitaba makasla bir delik aç. Far paletinin şeklinde olmasına dikkat et. Sonra farları sayfaya yapıştır. Aynen böyle. Kişiselleştirmek için ve makyaj malzemesi fark edilmesin diye birkaç süs ekle. Şimdi derse götürmen için hazır. Dur bakalım. Dön hele. Makyaj malzemesi yok. Güzel. Girebilirsin. Harika. Yani tamam. Hey. İyi misin? Harikayım. Vay canına. Biliyorum, sadece fırça gerekli. Artık makyajımı yapabilirim. Kim derdi ki ders kitapları bu kadar yararlı olacak diye. Harika görünüyorsun. Kitabı okumak ister misin? Merhaba öğretmenim, sınavı bitirdim. Gerçekten mi? Çok etkileneceksiniz. Göreceğiz. İyi, aferin. Sakin davran. Ha, teşekkürler. O yüzündeki de ne? Ne? Neden bahsettiğinizi anlamadım. Makyaj mı o? Hayır, ben gideyim. Dur, dön bakayım. Makyaj malzemem yok. Tuhaf. Gidebilirsin. Kendimi iyi hissediyorum. Vay. Niye o kadar iyi görünüyor? Doğal görünümüm bu. Sırrımı bir bilselerdi. Geriye saralım. Şu an meşgul. İyi ki bunu önceden düşünmüşüm. Bir silgiyi alıp makasla köşesini kes. Küçük bir parça gerekli sadece. Sonra pamuklu çubuğun ucuna biraz sıcak silikon sür. Ve silgi parçasını çubuğa bastır. Sonra da silgiyi eyelinerla boya. Silgi parçası tamamen kaplansın. İşte bu kadar. Hadi bakalım. Silgiyi gözlerime çekiyorum. Şimdi de öbür tarafa. Harika. İyi, aferin. Bunun için bir ağ almalıyım. Aa, nereye otursam? Aa, şu sıra iyi görünüyor. Hayır, oraya oturma. Çabuk olmalıyım. Çekil yolumdan. İnek. Burası benim sıram. İlk ben geldim. Oturacak başka yer bul. Sen ciddi misin? Pekala. Hadi o zaman. Gel bakalım. Göreceksin gününü. Taş, kağıt, makas. Başla. Ah, peki. Evet, ben kazandım. Üzgünüm ezik. Ashley ne gıcık. Ağlayacak mısın yoksa? Bu en iyi sıra. Klasörlerin yanında. Bir klasör alıp arka kapağını kes. Üstüne sıcak silikon sür. Aşağıya kadar iyice sürmelisin. Klasörü yanına çevir. Ve kestiğin klasör altını buna yapıştır. Birkaç tane daha ekle. Sonra yine tek kapağı kesik bir klasör yapıştır. Bu harika bir fikir. Kendi gizli makyaj malzemesi depom. İhtiyaç duyduğum her şey burada. Sadece biraz yaratıcılık gerekli. Buraya oturmak zorundayım. Sınıfta güzel görünmeliyim. Ve şimdi öyle görünüyorum. Yok artık, nasıl ya? Kıskandın mı? Olamaz. Yoksa onlar makyaj malzemeleri mi? Gözlüğüm nerede? Ah, şu kalemi arıyordum. Ben de sandım ki. Neyse, boş ver. Bu fara bayıldım. Çok hoş. Of, çok uykum var. Eşyalarımı çıkarsam iyi olacak. Ah, selam. Ah, amanın. Ah, seni hayalet sandım.
Ha, çok komik. Yani biraz şeysin, solgun. Neyse, acayip yorgunum. Belki ona yardım edebilirim. Burada işine yarayabilecek bir şey olmalı. Hah, bu işe yarayabilir. Ay, haline bak. Hey, uyan. Şimdi ne oldu? Bunu alabilirsin. Tut kalma. Ay, çok naziksin. Eline dök. Ama peki. Ama tut kalması bir şey biliyorum. Ha? Ne oluyor? Bu makyaj malzemesi mi? Bu nasıl bir büyücülük? Al. Bunu kullan. Böyle biraz daha insana benzersin. Peki. Ama kafam karıştı. Boş bir tutkal şişesi al, kapağını çıkar ve içini temizle. En sevdiğin fondöteni al ve tutkal şişesine doldur. İşin bitince kapağı kapat. İşte bir acil durum fondöteni. Aa, anladım. Sağ ol. Rica ederim. Böyle daha iyi. Nasıl görünüyorum? Harika. Al bakalım. Pazartesinin geldiğine inanamıyorum. Ay canına şu çok çok tatlı. İnanamıyorum, bana mı saldın? Selam. Hey. Bir dakika, neden oraya doğru yürüyorsun? Ah, ne aptalım. Şapşallığımın sınırı yok. Aa, o da ne? Acaba birisi mi düşürdü? Şey, malı bulanındır. Zaten kimse bu tarafa bakmıyor. İçinde ne var? Aa, galiba sonunda işler iyiye gidiyor. Bu sefer her şeyi net görüyorum. Bakalım şimdi insanlar bana nasıl davranacak? Acaba birileri beni fark edecek mi? Vay, sınıfa beraber yürüyelim mi? Aa, sıraya gir dostum. Ah, şurada dikilişine bak. Varlığımdan bile haberi yok. Ne kadar da akıllı. Ah, onu öyle seviyorum ki. Ah, o kız arkadaşım ha. Hey. Hey. Onda ne buluyor olabilir ki? Herhalde bir sürü şeydir. Asla öyle görünemeyeceğim. Bebeğim. Ay, neden ortalarına oturdum ki? Ama en azından aşkıma yakınım. Neredeyse görünmez olmam ne kötü. Aa, selam güzellik. Bu biricik aşkıma. Verebilir misin? Ha? Ona. Tamam mı? Neyse. Neyim ben? Özel olan mı? Hem burada ne yazıyor? Yok artık. Aa, berbat bir durum. Buyur. Hmm. Ne? Aa, bana öpücük mü göndermiş ya? Ben de sana muah. Sanki okul yeterince zor değilmiş gibi. Böyle yaşamaktan bıktım. Çok güzelsin. Hayır, sen çok çekicisin. Bu çok sinir bozucu. O muhteşem kızlara benzeyebilecek miyim? Süslü dolgun dudaklı kızlara. Belki de kontrolü ele alabilirim. Saçımın sadece biraz daha hacimli olması gerekiyor. Aa, ruj iyi bir başlangıç. Bol bol kullansam iyi olacak. Muhteşem be. Şimdi kendi güzel damgamı basayım. Aha. Dudaklarım bu kadar ince miydi ya? Bir türlü olmuyor. Aptal ruj. Çok can sıkıcı. Açıkken bu saçla uğraşamam. Hey, bir dakika. Bunu dudaklarımda kullansam ne olur? Yan akışını hızlandırabilirim. Aha, daha şimdiden daha iyi görünüyor. Evet, bekliyoruz. Tamam, bu kadar yeter. Aa, şimdi oldu. Dolgun ve çekici. Etkisiz ince dudaklarımla alakası yok. Mükemmel, kendime daha çok güveniyorum. Ah, yine mi siz? Of ya. O kadar komik olan nedir anlamadım ama.
Bu oyun iki kişilik. Ha? Bu da ne? Aa, bana öpücük gönderdi. Sonra görüşürüz bebeğim. Vay canına, bu kız yeni mi geldi? Hey, ver şunu bana. Hayır bebeğim, seni seviyorum. Evet, sonunda zaman geçirebildiğimiz için çok mutluyum. Ah, harika, teşekkür ederim. Bir öpücüğe ne dersin? Olur. Ah, o da ne? Aa, o mu geldi? Uyuyakaldım, inanamıyorum. Ah, alarmım neden çalmadı? Hemen harekete geçmeliyim. Ah, hayır. Acildim, berbat durumda. Tamam, sakin ol. Bunu halledebilirim. Sadece birkaç gözaltı bantına ihtiyacım var. Ne? Neyse, soğuk suya tutsam da olur. Ay, çok soğuk. Ne? Hey, bunu denemeye değer değil mi? Şişliği indirir belki. Of! Yüzüm hala uyandığımdaki gibi. Merhaba. Ha? Kapı mı çaldı? Pekala. Ha, kimseyi beklemiyordum. Evet, içeri gel. Tamam, beni takip et. Burada beklesen olur mu? Rahatına bak. Neden hiçbir şey işe yaramıyor? Sanırım ne yapsam da olmayacak. Bunlar havalı sayılır, öyle değil mi? İçeri nasıl girdin? Beni henüz görmedi. Birkaç dakikaya daha ihtiyacım var. Tatlım. Canım, neden bu kadar korkuyorsun? Beni rahat bırak anne. Şu ergenler. Sorun ne? Yüzüm anne, yüzüm. Bu herkesin başına gelir. Fakat işine yarayacak bir taktik biliyorum. Kız arkadaşlarım ve ben hep bunu yapardık. İhtiyacın olan tek şey bir salatalık ve onu rendeleyecek bir şey, gördün mü? Hepsini rendeleyince makyaj pamuğunu içine koyuyorsun. İkiye bölüyorsun. Her göze birer yarım pamuk. İyice ısınınca şişlik indirme etkisi başlıyor. Sil bakayım o gözyaşlarını. Ne? Bence bunları kullanabilirsin tatlım. Gözaltı bandı mı? Vay canına. Hem de buz gibi. Şimdi buzdolabından çıktı. Bu gözler şimdiden daha iyi. Sanırım bu kadar beklemek yeter. Vay canına, normale döndüler. Şimdi git de hazırlan. Seni beklettiğim için özür dilerim. Beklemene değdi değil mi? Harika. Bunlar kesinlikle müthiş kokuyor. Umarım yeteri kadar yapmışımdır. İyi bir iş çıkardım. Bu benim şaheserim. Evet, hoş görünüyorum. Açık mı kalsa, kapatsam mı? Bu saçma deli kesinlikle bir lütuf. Büyük anne. Sana kurabiye yaptım. Acıcık. Büyük anne, bir partiye gidiyorum. Belki daha sonra olur mu? Kusura bakma. Ama parti de nereden çıktı? Gerçekten gidiyor musun? Böyle daha iyi görünüyor canım. Büyük anne, şunu yapmasan. Dur, ben düzelteyim. Kes şunu. Yardımına ihtiyacım yok. Bu ergenlerin hiç saygısı yok. Mutfakta köle gibi çalıştım. Ne için? Bir parti mi? Hayır. Çantasını unuttu. Ay Allah. Bu olmadan gidemez. Canım. Sanırım doğru yerdeyim. İşte orada. Bekle çantan. Ay olamaz. Bu bacaklar eskisi kadar hızlı değil. Merhaba, torunumun çantası unutmuş da. Bunu ona verebilir miyim? Sadece öğrenciler girebilir. Anlıyorum ama bu önemli. Aynı mı? Ne için?
Anlamıyorum. Birkaç karışıklıktan mı korkuyorsun ha? Tamam o zaman. Bu saçmalığa inanamıyorum. Sadece yardım etmeye çalışıyordum. Bir dakika. Eminim içinde makyaj malzemesi vardır. Şimdi bir bakalım. Bu garip alet de ne? Tehlikeli görünüyor. Bir bakayım. Aslında bayağı da iyi geldi. Cildin çok daha pürüzsüz oldu. Vay canına, tam bir maceraydı. Bence artık güzel görünüyorum. Bu bende kalsın. Bu da neymiş? Bir sweatshirt mü? Hey, üstüme de tam oldu. Burada kullanabileceğim başka bir şey var mı bakayım? Dur bakalım. Bana tanıdık geldin. Seni daha önce nerede gördüm? Tamam, içeri gir bakalım. Yaşasın! Tatlım! Ne? Büyük anne! Doğru, çantanı unutmuşsun. Hazır gelmişken bir tane istersin diye düşündüm. Büyük anne! Bunları ne yapacağım? Aslında bunlar beni bayağı popüler yaptı. Şu çirkin sarı hırkalı kızı hatırladın mı? Berbat evet. Pardon, izin verirsen. Beni görmüyorlar mı? Okul yeterince zor değilmiş gibi. Bir de sevilmiyorsan. Vay haline. Derse yetişmeliyim. Geç kalmak istemiyorum. Ne? Pardon, iskinim. Şaka mı yapıyorsun? Ne, şuna bak. Sırılsıklam. En sevdiğim tişörtümü mahvettin. Ben çok üzgünüm ben. En iyisi gideyim ben. İnanabiliyor musun? Çok berbat biri. Göstereceğim ona. Neyse ki ödevimi yapmıştım. Yoksa unuturdum. Suya boğulacak. Aynen, dersini alır herhalde. Harika olacak. Başla. Gördün mü? Resmen mükemmeldi. Olamaz. Ödevim mahvoldu. Popüler olmamaktan nefret ediyorum. Fen dersim. Biricim, seni çok seviyorum. Niye kapıma hapüstü bir kız? Evet, bugün olacak. Yapabilirsin. Cesur olup ben diye aşkımı ilan edeceğim. Nefes al. Hadi bakalım. Vay, onu dokunabilirim. Wendy, pardon. Selam. Nasıl yardımcı olabilirim? Yani ben şey yani bir şey söylemek. Ben sana bu çiçeği getirdim. Ne? Cidden mi? Bu çiçeği benim için mi aldın? Cidden mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani onu gördüğümde aklıma hemen sen geldin de. Ve senin bitki sevgin. Ya çok tatlı. Senin kadar değil. Ne? Bu inekler ne yapıyor böyle? Ne? Ben burada dururken bende mi çiçek alıyor? Bu çocuk. Yani daha neler? Çok sinirlendim ya. Dur biraz. İlan tahtasında ne varmış? Dur bakalım. Çiçek sipariş servisi mi? Sorunumun çözümü bu olabilir. Çok ilginçmiş. Tek tek, bu sınıftan şanslı bir hanımefendi çiçek getirdim. Ne? Vay. Evet, bu tepkiye alıştım. Bütün bu hoşgülleri sınıftan birisi mi alacak? Lütfen ben olayım. Çok güzel olacak. Bu çiçekler Wendy için. Benim mi? Çok şanslısın. Evet, bu çiçekleri sana getirdim.
Gidip alsan iyi olur. Ah, peki. Al bakalım. Ha, teşekkürler. Daha önce bana hiç böyle çiçek yollanmamıştı. Ah, kokuları da çok güzel. Mis gibi. Çok teşekkürler. Göreyim misafendi. Bahşiş. Ne? Nasıl? Bahşiş mi? Evet, ben kuryeyim ya. Bak, şapkan bile var. Hadi ama ver bahşişimi. Bu kurye mi? Ama ben bu çiçekleri bana sen getirdin sanmıştım. A noktasından B noktasına taşıyorum. Ay, çok utandım ya. Neden bana hep böyle oluyor? Yani buralar daha biraz param olacaktı. Dur bakayım. Yani para değil ama işe yarar mı? Buyurun. Dur biraz daha, şaka mı yapıyorsun? Bu ne? Bahşişin düğme mi? Ama çok üzgünüm. Başka hiçbir şeyim yok ki. Neyse peki. Hadi iyi günler. Yeni bir iş bulmalıyım. Kendimi iyi hissederken birden kötü oldu. Ay, artık bu çiçekleri bile istemiyorum. Yüzündeki o ifadeyi görmen lazımdı. Hey Mindy. Çiçekleri ister misin? Al hepsini. Nasıl? Çiçeklerini bana mı veriyorsun? Tabii. Şimdi de kaba davrandığım için ben kendimi berbat hissediyorum. Pardon Mindy. Ya, sorun değil. Şunu gören oldu mu? Her türlü insan kapıma geliyor. Profesyonel davranalım. Bu parti çok harika olacak. Şu kıyafete bak. Mindy, güzel görünüyorsun. Parti için nasıl giyinilir biliyorsun. Ayakkabılarım bile çok ters. Dur bakalım, öylece giremezsin. Bu partinin bir boy sınırı var. Luna Park gibi çünkü. İçeri ufak çocuklar girsin istemiyoruz. Sen ciddi misin? Hadi ama yalnızca yeterince uzun musun diye bakıyoruz. Sadece duvara yaslan. Hadi bakalım. Oldukça bilimsel bir ölçüm yapıyoruz. Senin boyun tam da yetiyor. İçeri girebilirsin. Parti seni bekler. Heyecanı. Sonra konuşuruz, tamam mı? Selam. Korkumdan ölüyordum. Cidden hiç fark etmemişim bile. Evet, şöyle bir bakalım sana. En şık elbisen bu mu? Desenli çorap ve spor ayakkabı mı? Sence güzel mi duruyor bu? Cidden yani. Hey John, gelip şuna bir baksana. Peki. Şuraya geç de bir boyunu ölçelim. Tamam. Yakın bile değilsin. Ne? Ama parti? Üzgünüm. Partileyecek başka bir yer bulmalısın artık. Benim için bir istisna yapamaz mısın? Ne dedin sen? Duyamadım sanırım. Lütfen, lütfen, lütfen. Hayır, giremezsin dediysem giremezsin. Daha fazla ısrar etme. Uzaklaş şuradan hadi. Öyle mi diyorsun ha yani? Çok korkutucusun. Hadi, hadi. Küçük insanlar. Peki, peki o zaman ben de gidiyorum. Parti de sana kalsın. Hiç adil değildi. Gerçi ben de aptal partiye bekle gitmek istemiyordum zaten. Eminim zaten içeride bir sürü kaba insan vardır. Senin gibi. Şimdi ne yapacağım? Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hey, bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Evet. Kesinlikle işe yarayacak. Ayakkabılarımı şuraya çıkaracağım. Ve çorabımı kıvıracağım. Sonra da ayağımdan çıkaracağım. Ama kıvırmaya devam. Sonra da çorabımı rulo haline getireyim.
simit gibi olsun istiyorum. İşte budur. Çarabım artık küçücük oldu. Bunu da ayakkabılarımın topuna koyayım. Sonra ayakkabımı yeniden giyeyim. Bitti. Deneyelim bakalım. Ne kadar çok fark etti. Aa, harika fikirmiş bu. Ayakkabımın içindeki çoraplar boyumu uzatıyor. Yaşasın. Hadi gidelim. Pardon. Partiye girmek istiyorum. Yine mi? Seni kovmamış mıydım? Dur lütfen. Boyumu ölç. Peki. Zaten hiçbir fark olmaz ki. Ama yine de dene. Bak gördün mü? Eskisiyle aynı boyda. Ne? Uzamışsın. Nasıl ya? Neler oluyor? Çok garip bu. Kural kuraldır. İçeri girebilirsin. Yuhuu, evet. Parti zamanı. Gir işte ya. Kafam karıştı. Nasıl o kadar hızlı uzayabildi ki? Harika gemleri olmalı. Görüşürüz Mindy. Bye bye. Selam Mindy. Şuraya otursam olur mu? Enseye dikkat inek. Gözlüğüm. Ay, olmadan göremem ki. Nerede? Burada olmalı. Hayır. Bu çok kötü bir sesi. Lütfen gözümden gelmiş olmasın. Gözlüğüm. Çatırdayışını duydum. Olamaz. Camları kırılmış. Ne yapacağım ben şimdi? Neden? Ne zavallı gözlüğüm. Aman ya. Neden ağlıyorsun? Ama bak gözlüğüm mahvoldu. Evet anlıyorum. Biraz gıcık bir durummuş. Bazen kötü şeyler olabiliyor. Evet ama sanki bu kötü şeyler hep bana oluyor gibi. Dur bir dakika. Aklıma bir fikir geldi sanırım. Ben de sorunu çözeceğim. Ne? Peki nasıl? İlk önce plastik bıçaklarımızı alalım. Sonra da sıcak ayarda çalışan bir saç kurutma makinesi lazım. Plastik bıçağı kurutma makinesiyle şöyle eriteceğiz. Bıçak da ısınınca bükülebilecek. Bak kırılmıyor. Bıçak soğuduktan sonra da şeklini koruyacak. Sonra da bir tutkal tabancası lazım. Bıçağın ucuna az bir miktar tutkal süreceğiz. İşte buraya. Bu kadar yeter. Bundan bir tane daha yapmayı unutmayın. Şimdi de uçlarını böyle yapıştırın. Aynen böyle. Tutkal kuruyunca da tek parça olacaklar. Bak plastik bıçakla gözlük yaptık. Al bakalım Wendy. Numaralı değil ama. Denemekten zarar gelmez. Peki. Tamam. Deneyeceğim. En kötü ne olabilir ki? Vay. Nasıl oldu bilmiyorum ama bununla daha iyi görüyorum. Nasıl durdum? Vay. Bak ne diyeceğim. Bence sen de çok tatlı durdu. Dinle Wendy. Ne? İşe koyulma zamanı. Seni baştan yaratacağız. Bir bakalım ne yapabiliriz. Önce şu kıyafetlerden bir kurtulalım. Vay yakıştı. Pembe seni epey açıyor. Çok havalı oldum. Ya Mindy müthiş oldu. Bambaşka biri gibi hissediyorum. Sıra şunda. Hep popüler kızlarla bu dansı yapmayı istemiştim. Vay Wendy. Hareketleri ve zamanları iyi biliyorsun. Anne karşısında çok alıştırma yaptım. Ve bitirme pozu. Başardık Mindy. Başardık. Yaşasın. Pardon. Ben biraz heyecanlandım da. Tuhaf şey. Benim yüzümden mi kalktı? Peki. Hiç değilse bu havalı gözlük bende kaldı. Bu renge de bayılıyorum. Çok doğal duruyor. Makyajımı yapmayı unutmamalıyım. Ne?
Bu da neydi? Aman tanrım. Bendi mi bu? Ölü gibi duruyor. Hiç iyi görünmüyor. İyi mi seni? Bir ambulans falan ister misin ya da cenaze aracı? Daha önce canlı birinde böyle bir cilt donunu hiç görmemiştim. Günaydın Mindy. Seni gördüğüme sevindim. Peki. Kanımı emme lütfen. Günaydın demiştim. Bir şey mi oldu? Şaka mı bu Wendy? Haline bir baksana. Ama hazır ol. Seni uyarıyorum. Ve aynayı kırma. Olamaz. Cildime ne olmuş benim? Haklıymışsın. Cildim bembeyaz. Şuna bak. Hep bu kadar soluk tenli miydim ve ben bunu hiç fark etmedim ki. Evet, artık fark etmiş oldun. Kısmet canım. Herkes harika bir ten rengiyle doğmuyor tabii. Ama şanslısın. Çünkü sana yardım edeceğim. Ne yapacağımı biliyorum. Göreceksin. Seni müthiş bir hale sokacağım. Önce gerekenlerin hepsini çıkaralım. Sanırım her şey var burada. Şu bebek yağı ve makyaj malzemesini alalım. Sonra da şu çubuk gerekecek. Önce şunu çubuğumuzla biraz kazıyalım. Toz haline getirip sıradaki adıma geçelim. Bebe yağının sihrini gösterme vakti. Yağın kapağını açmamız lazım. Şimdi de yine toza döneceğiz. Çubukla biraz toz alalım ve sonra da tozu yağın içine dökelim. Şuna bak, kapağını geri takalım. Sıkıca kapayıp sallayacağız. Bak, bebe yağının rengi değişti bile. Güzelleşti. Hey Wendy, bak ne getirdim. Etkileneceksin. Bu küçük şişe bütün sorunlarını çözecek. Krize bir çözüm. Bu karışımla solukten sorunun bitecek. Al bakalım. İşe yarayacağından emin misin? Güven bana. Cildine biraz sürünce resmen müthiş olacaksın. İşe yarayacak. Peki. Yani sanırım deneyebilirim. Dene hadi. Birazcık döküp başlayayım. Elime döküyorum. Amanın. Çok olmasın. Peki. Sanırım sıradaki adımda. Denemem lazım değil mi? Peki. Hadi bakalım. Ne kaybedebilirim ki? Yanaklarıma süreyim. Vay. Cildim yumuşacık oldu. Sonra da koluma süreyim. Bir dakika. İki kolum vardı. Unutmamalıyım. Az kalsın çok komik görünecektim. Her yere eşit sürmeliyim. İnanamıyorum. Gerçekten oluyor. İşe yarıyor. Şimdiden daha az soluk duruyorum. Üstümde gençlik ışıltısı var gibi. Müthiş bir his. Haklıymışsın Mindy. Çok işe yaradı. Çok parlıyorsun. Gözlerim. Cildim resmen ışık saçıyor. Bayıldım. Eğitim zamanı çocuklar. Aman tanrım. Sanki güneş resmen dersime girmiş. Gözlüğümü alayım. Bunlar da ne böyle? Şu şık kutuya bak. Müthiş. Bunları buraya kim bıraktı acaba? Biri mi düşürmüş? İçindeki daha da güzel. Acaba bana uyar mı? Tam uydu. Bu şişe yapıştırmışlar mı ne? Açılsana artık. Oldu işte. O kadar çalkalayınca patladı tabii. Bütün üstüme fışkırttın Lana. Sanki bir batma hissediyorum.
Ayaklarımı gören var mı? Lana, bu sadece kolaydı, yemin ederim. Kuyruğun güzelmiş. Ay, sanırım düşüyorum. Oo, bulaşıklar da birikmiş. Birinin bunları yıkaması lazım. Ama üstümü ıslatmayacağım. Ayrıca daha yeni makyaj yaptım. Resmen su geçirmez oldum. Suyu açayım. Kaşıktan sıçrıyor. Bunun olabileceği aklıma gelmedi. Şimdi de yüzüm ıslandı. Tam da önlemeye çalıştığım şey buydu. Yine oluyor. Evet, aptal kuyruk geri döndü. Bir fincan daha kahve içmeliyim. Bugünlük bu kadar yeter. Bakalım bildirimlerde neler var. Ne oluyor? Arama verdik. Hemen kalk ayağa. Öf. 20 lunge hareketi. 2 oldu. Daha sıkı çalışmalısın. Bu ter değil, değil mi? Ne olur ter olmasın. 5 saniye daha. Hissediyorum. Bir damla ter geliyor. Bu hiç iyi olmadı. Sanırım egzersiz bitti ha. Deniz kızı mı? En azından eziyet de bitti. Koç, iyi misiniz? Biraz solgun görünüyorsunuz. Hemşireyi mi çağırsam? Bu evet demek sanırım. Yeni gömleğimle hava atmak için sabırsızlanıyorum. Onu bir ceketle kapatmak istemiyorum. Bugün ceket giymeme gerek yok zaten. Ne harika bir gün. Hey, güneş nereye gitti? Onlar yağmur bulutu değildi, değil mi? Şaka mı bu? Bunu gören oldu mu acaba? Güneş şimdi mi ortaya çıkmaya karar verdi? Acaba partiye sürüne sürüne gidebilir miyim? Lana? Bella? Beni partiye götürür müsün? Deniz kızları çok su tutuyor mu? Bilim. Hareket ediyor muyuz? Ve kaldır. Pes ediyorum. Buldum. Tekerlek inişimize yarayacak şey. İşte oldu. Rahat mısın? Hadi geç kalıyoruz. Dikkat, deniz kızı geliyor. Bu şarkıya bayılırım. Çok ilginç şey. Ne? Resim çekin, daha uzun süre bakarsınız. Evet, parti başladı kızlar. Banyo yapmaktan kaçınmaya gerek yok. Bu deniz kızı olayına alışmaya başladım. Ayrıca banyo yapmak sinirlerimi yatıştırıyor. Evet, harika bir his. Şu an kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Kuyruğumu tekrar görmek güzel. Güzel aslında. Ya. Bella. Bir saat sonra gel. Hadi sene. Huzur dolu banyomu mahvediyorsun. Neyse ki gövdem güçlü. Hadi. Elimden geldiğince çabuk olmaya çalışıyorum. Kuyruğumu kurulamalıyım. Bu işimi görür. Bana bir dakika izin ver, tamam mı? Hadi. İşi hızlandıralım. Bir daha duş yapamayacağım.
Neredeyse bitti. İşte geri döndüler. Oh, şimdi kalkayım. Tamam Lana. Kapıyı engelleyen de ne? Lana! Uyan bakalım canım. Ha, düş sırası bana mı geldi? Kevin'in yüzünü görmeliydin. Teşekkürler. Neyse, dediğim gibi. Dikkat et Bella. Aa, bu hiç iyi olmadı. Ah, bu oluyor olamaz. Evet, oluyor. İkin üstümü beğendin mi? Bella, tahmin ettiğim şey mi oldu? İşte kuyruk da burada. En azından oturuyoruz değil mi? Teşekkürler. Balığınız bayan. Aa! Bu benim denizimdeki tatlı arkadaşım mı? Aa, bu sadece bir balık Bella. Sana başka bir şey ısmarlayalım. Hangi deri balık yer ki? Siz ısmarladınız ya. Deniz ürünleri ısmarlamak kötü fikirdi. Haftalarca kabus göreceğim. Ha? Pantolonum nihayet kurudu. Yemeği getirmek niye bu kadar uzun sürüyor? Garson nerede? Bir saattir buradayız. Balığım çoktan gelmiş olmalıydı. Bu maaş için buna değmez. İyi günler. Aa, bu çok tuhaf. Aa, Betty elinden geleni yaptı. Sıradakini ben söyleyebilir miyim? Bu şey açık mı ki? Ay, kedici yaklıyor gibi. Kulaklarım kanadı resmen. Sanki bize ceza diye söylüyor. Aa, buna daha fazla katlanamayacağım. Aa, bu çok korkunç. Kulaklarım düşecek birazdan. Aa, beni kim ıslattı? Hey, tam da şarkımın ortasında. Bella, hayır. Bir dakika, aslında sesi çok güzel geliyor. Oo, hem de acayip güzel. Deniz kızı olmak ona yaradı. Bak, ıslanmak o kadar da kötü değilmiş. Bu da ne? Bu bulduğum yüzük. O bir deniz kızı mı? Çok üzgün görünüyor. Sanırım deniz kızı günlerim sona erdi. Aslında eğlenceliydi. Pardon. Hala mavi yüzüğünüzü mü arıyorsunuz? Sanırım onu buldum. Yüzüğüm! Size ne kadar teşekkür etsem az. Hoşça kalın. Ay! Seni görmemiştim. Kuyruğun çıkmasına hazırım. Sorun yok. El arabasını getireyim mi? Hayır. Tekrar %100 insanım. Aa! Bu gerçekten gerekli miydi? Ne dersin, senden iyi deniz kızı olur muydu? Bu göründüğünden çok daha zor. İstersen Bella'ya sor. Eğer sualtı şakalarından hoşlanıyorlarsa bu videoyu onlarla paylaş. Bunlara tıkladın mı? İzlemeye başla ve kanalımıza abone ol. Kapıdan geçmeye hazır mısın? Vay canına! Bana bak, her yanım turuncu oldu. Hadi sen de denemelisin. Hayır, istemiyorum, itme beni. İşte gidiyoruz. Bak, gördün mü, ne eğlenceli. Bir meydan okumaya geldik. Müthiş olacak. Pekala, ya şundadır ya bunda. Dönüşe bakılırsa ilk ben açıyorum. Vay canına, bu sanırım portakal içeceği gibi bir şey. Bir deneyeceğim. Ha? Sanırım bu bir içecek değil.
Aa, çok tuhaf. Ben de bana ne gelmiş bir bakayım. Hey, bana da pembesi gelmiş. İçinde de yıldızlar var. Ama bu da aynısı. İçilecek bir şey gibi değil. Bu kötü oldu. Bir dakika, şuna bir bak. Bak bak bak, sanki donmuş mal gibi. Vay canına, ben de benimkini deneyeyim. Bak nasıl çıkıyor. Ben bunu yiyeceğim. Tadı inanılmaz güzel. Pekala, şimdi ben de benimkini deneyeyim. Aman tanrım, bu çok lezzetli. Eyvah, hapşırıyorum. Şaka mı bu ya? Çok üzgünüm. İlk kimin açacağını belirlemek için taş kağıt makas oynayalım. Makas kağıdı yener, ben kazandım. Şu meyveye bak. Çok pembe ve güzel. Bahse girelim, tadı da güzeldir. Meyveyi soymak için makası kullanayım mı? Hayır, sanırım bu bıçağa ihtiyacım var. Ama hayır, bu da olmaz. Çözüm testereyi kullanmak. Evet, testere güzel kesiyor. İçi çok güzelmiş. Sanırım daha yakından bakmam lazım. Şimdi sıra bu çekirdekleri içinden çıkarmakta. Bu cımbızla çok uzun sürmez herhalde, değil mi? İşte oluyor. Birini aldım. Ve bir tane daha. Tamam, bu yeterli olmalı. Şimdi elimde bu toprak dolu saksı var. Hepsini tek tek topladım. Şimdi bunları toprağın içine serpebilirim. Su vermeyi unutmamalı. Bu işte sanki biraz fazla uğraştın. Ben de artık bana ne gelmiş bir bakayım. Bu da ne? Kokusu harika. Portakal gibi. Bu portakal. Evet, üstü şeker kaplanmış. Ha? Bu ışık da nedir? Saksı. İçinde çekirdekler olan saksım parlamaya başladı. Kontrolden çıktı. Hayır, dur artık. Olamaz. Seni sarıyor. Çok komik görünüyorsun. Sadece meyveyi yemeliydin. Bir dakika. İlk ben açacağım. Ay canına, bu bir deniz kızı kuyruğu. Eminim tadı çok güzeldir. Pekala, hadi bakalım, tadına bir bakıyorum. Çok lezzetliymiş. Bir saniye. Kendim bir tuhaf hissediyorum. Bu da nesi? Nereye gitti? Yok oldu. Ben de benimkini açayım o zaman. Bana da deniz kızı kuyruğu gelmiş. Bu da beni mi yok edecek acaba? Ama aslında yok olmaz. Bu riski almayacağım. Peki o nereye kayboldu ki? Artık yeter. Onu bulmam lazım. İyice endişelendim. Koltuktaki o mu? Hayır, bir adammış. Hey, sizden biri pembe mi? Hayır, kırmızı ve maviymiş. Pardon, güzel TikTok. Tanrım, onu hiçbir yerde bulamadım. Pekala, artık yeter. Görünüşe bakılırsa ben de deniz kızı kuyruğunu tadacağım. Cesur olmam lazım. Sadece bir kere yalayacağım. Aslında tadı nefismiş. Olamaz. Ben de hissediyorum bir şeyler oluyor. Vay canına. Plaja geldim. Ve bir de kolam var. Bu kuyruk da ne? Deniz kızı kuyruğuymuş. Deniz kızına dönüştüm. Selam. Demek sen de geldin sonunda. Harika, deniz kızlarının sağlığını o zaman. Hazır mısın? Benimkini açıyorum. Pembe balonlu sakız. Evet. Sakıza bayılırım. Çok heyecanlandım. Çok sevimliler üstelik. Pekala, şimdi bunu açıp sakızları ağzıma atıyorum. İşte böyle. Çok sulu ve meyveli. Heyecan verici. Bakalım bana ne gelmiş. Bir tabak dolusu jelibon fasulye. Bir de fırıldak. Şu yeşilini bir deneyeyim. Acıymış. Bu fırıldakla ne yapıyorum peki? Kırmızının üstünde durdu. Bu dünyanın en acı biberi. Amanın, bu acı olmalı. Heyecanlandım. Pekala, şimdi sakinleş. Kırmızı olanı aldım. Bunu yapmaya hazır mıyım? Evet, öyleyim. Hadi bakalım. Güzelmiş. Bir saniye. Eyvah! Acı, acı. Hem de çok acı. Şu an yanıyorum. Ağzımın içinde alevler var. Şu kocaman balona bak. Ne güzel şişiyor.
balonluğum ateşten patladı. Ay, bütün yüzüm balon olmuş. Bunun için üzgünüm. Her yerim sakız oldu. Üf. Hey, şuradaki nedir? Evet, işte ilk olarak açmak için bana bir fırsat. Hey, çok güzel basmalı bir lollipop gelmiş. Yüzü de komikmiş. Pekala, bir açalım bakalım. Oo, bu lollipop harika görünüyor. Pes pembe ve çizgili. Çok leziz, bayıldım. Harika bir şey. Müthiş görünüyor. Bakalım bana ne gelmiş. Hey, bana da bir lollipop gelmiş. Göze benziyor. Biraz ürkütücü görünüyor ama bayıldım. Bir dakika, bu aklıma bir fikir getirdi. Hey, artık turuncu gözüm var. Hey, şuna bir bak. Ürkütücü bir gözüm var. Aa, gözün, bu çok korkunç. Ne yapacaksın? Sana bir doktor lazım. Tada, şaka yaptım. Bu benim gerçek gözüm değil. Of, beni kandırdığına inanamıyorum. Hey, seni kandırdığıma üzgünüm. Bunu denemek ister misin? Peki, seni affediyorum. Pekala, gözünü bir tadayım. Çok güzelmiş. Hatta benimkinden bile güzel. Oh, wow! Ay, amanın. Beğendiğine sevindim. Umarım bir süre aynaya bakmaz. İlk sen aç. Vay canına, bunlar da nedir? Belki ben açsam iyi olacak. Bana da aynısı gelmiş. Sanırım bunlar pamuk şeker topları. Bir dakika, daha yeme. Açacağımız bir tane daha var. Ha? Tabağın içinde sadece su var sanırım. Ben bunu yine de bir deneyeceğim. Bu tabağın olmasının bir sebebi olmalı ama. Tamam, şimdi bunu tabağın üstüne koyacağım. Aa, pamuk şekeri yok oldu. Bak geriye ne kaldı. Jöleden bir top gibi bir şey bu. Bir ısırık alacağım. Çok yumuşak ve güzel. Tadı da portakallı. Benimkinde de böyle bir tane var mı acaba? Tabağa bakıp göreceğim. Hadi bakalım. Su da çözünüyor. Aynı seninki gibi oldu. Artık benim de jölelerim var. Bayıldım. Çok lezzetli. Bir dakika, bu da nedir? Sen seninkilerin hepsini mi böyle yaptın? Evet, çünkü hepsini istiyorum. Ne yapacağımı biliyorum. Uzaktan kumandadaki bu tuşa basacağım. Evet, işe yaradı. Ve onu tamamen dondurdu. Şimdi bütün jölelerini alabilirim. Hadi bakalım. Harikaymış portakal tadında. Geri kalanları da yiyeceğim. Uf, çok fazla geldi. İyice şiştim. Aa, hala donmuş halde. Artık çözsem iyi olacak. Hey, burada neler olmuş? Nereye gitti jölelerim? Sen yedir onları. Dur, geri gel. Eyvah, hala peşimde. Saklanacak bir yer bulup ondan uzaklaşmam lazım. Hayır, bu işe yaramaz. Buradan daha iyi bir yer olmalı. Bu koltuğun arkasına saklanıp saklanamayacağımdan emin değilim. Ne yapacağım? Olamaz, işte geliyor. Ah, nereye kayboldu bu? Gardıroba mı? Oraya mı saklandı acaba? Pekala. Ya bu koltuğun arkası? Belki de perdenin arkasındadır. Eğer orada değilse o zaman nerede bu kız? Sen de deniz kızına dönüşmek ister miydin? Bize yorumlarda bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Of, yerleri silmekten nefret ediyorum. Çabuk ol, şu aptal yerleri temizle artık. Bu kadar alımlı olmak nasıl bir şey olurdu merak ediyorum. Böyle bir elbiseyle sonsuza kadar dans edebilirdim. Böyle muhteşem hareketler bile yapabilirdim. Uhu, ateş ediyorum. Oh, ne? Bu bez de nereden geldi? Temizlik yapman gerekmiyor muydu? Haklısın. Pardon.
David hemen orada. Ah, çok tatlı. Ah, buraya bakıyor. Sakin ol Jennifer. İnanamıyorum, inanamıyorum. Bu gerçek oluyor mu? Gerçekten oluyor. David'le dans ediyorum. Böyle dans etmeyi bildiğim için çok mutluyum. Aa, kaldırma hareketinde çok iyi. Harika bir partner. Tahmin bile edemezdim. Dansa biraz hareket katma zamanı. Aa, belimden tutuyor. Hayatımın en güzel anı. Şimdi bunu bir öpücükle sonlandırıyoruz. Vay canına. Biraz sarsıcı bir öpücük sanki. Bir dakika. David nerede? Sen neden bahsediyorsun? Uyuklamaman gerekiyordu. Çamaşır yıkıyor olmalıydın. Ama David'e ne oldu? Ve dansa öpücüğü. Gerçek hayat rüyada dans etmekten çok daha kötü. Bu hiç adil değil. Hey, bu ilan da ne böyle? İnanamıyorum. Dans yarışması mı? Çok heyecanlandım. Hazırlanmam lazım. Sen neye bakıyorsun? Dans yarışması ha? Evet, bunu beğendim. Al telefonum. Hadi, videomu çek. Peki, yani sanırım... Dans hareketlerimle ortalığı yıkma zamanı. Hey, bunları kim buraya koydu? Dansıma engel oluyor. Ve final. Bütün hareketlerimi çekmiş olsan iyi olur Jennifer. Evet, güzel. Gayet iyi görünüyor. Şey, Annie, şimdi de sen beni çeker misin? Seni çekmemi mi istiyorsun? Hayatta olmaz. Ah, selam David. Selam Annie. Jennifer'ı mı çekiyordun? Aha, şey, evet. Telefonunu hazırlıyordu. Hadi Jen. Şunu ver de seni çekeyim. Bitirelim şu işi. Ah, oh, bu çok sıkıcı şimdiden. Oh. Ne? Bu da ne böyle? Oh, çektiğin için teşekkür ederim Annie. Bu fazla iyiydi. Bunu kullanmasına izin veremem. Ay, telefonunu düşürdüm. Ah, çok üzgünüm Jen. Elimden kaydı işte. Ah, zil çaldı. Derse gitmeliyim. Sonra görüşürüz yani sanırım. Of, umarım telefonumda bir şey olmamıştır. Hayır hayır, ekran paramparça olmuş olamaz. Bütün günüm mahvoldu. Ah, bu şarkıyı çok seviyorum. Kurutma makinesi açıkken daha da yüksek sesle söyleyebilirim. Aslında beni dans etmeye de teşvik ediyor. Evet, aynen böyle. Evet, işte bu. Oh, Annie, seni görmedim. Neden etrafta bornozla dolaşıyorsun? Kıyafetlerimi türeyeceğini söylemiştin. O zaman yap şunu. Bu kadar basit bir şeyi halledebileceğini düşünüyorum. Ah, Annie bazen çekilmez biri oluyor. Sonra da bu hareketleri yapacağım. Oh, yarışmaya neredeyse geç kalıyordum. Üzerimi değiştirecek de vaktim olmadı. O yüzden şimdi değiştirmeliyim. Neyse ki yanıma bu güzel şeyi almayı akıl edebildim. Hayır, hayır, hayır. Ne? Bu delikler de nereden çıktı? Aa, Jen, elbisene ne oldu? Bu makas nasıl buraya girmiş? Ay, çok kötü. Bu senin açından berbat bir durum. Ama elbiseni parçalamak benim açımdan harika bir fikirdi. Tamam, işte başlıyoruz. Ödülü kazanıp dönüyor olacağım. Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika.
Belki makas her şeyi düzeltebilir. Pekala Jen, tüm kalbine dans et. Şimdi de yeni kıyafetimi gösterme vakti. Ne? Jen neden bu kadar şanslı? Tam da bitirdiğimi düşündükleri anda bunu yapıyorum. Vay canına, bu kadar insan nasıl alkışlıyor? İnanamıyorum. Jen nasıl bu kadar iyi yaptı? Ah, bu şarkıya bayılıyorum. Biraz dans edeceğim çünkü kendimi harika hissediyorum. Ne? Oo, Jen mi? Aa, canına nasıl da dans ediyorum. Harika. Ona çıkma teklifi. Ay, yüzüm ve gururum. Olamaz David, sen iyi misin? Bugün günlerden ne? Peki adını hatırlıyor musun? Dans edişini gördüm. Harikaydın. Gözlerimi senden alamadım. Jen, bu dansı bana lütfeder misin? En sevdiğin dans stili hangisi? Yorumlarda bize yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.